Seni bir harfin saçaklarında kendi külünle besledim. Dilimde günlerin o mayhoş, gönül çelen tadı. Sigortaların ve tabutların çarpıştığı bir savaşta ölümle dirilip hayatla öldüm. Su verdim saçlarındaki yorgun akşamları. Adı özgürlük olan tutsakların şarkısı bu. Ayaklarında gitmekten başka yarası olmayanların. Her şiirde kollarını açarak kendine sarılanların, her cinnette nefesini ısıtıp omuzlarını dağlayan, susayan, susadıkça bir çiçeğe yol soranların çağı. Seni bir şiirin ırmağında kendi ateşinle besledim. Sesinde diri umutlarla çarpışarak büyüyen bir yürek, yeşilin en güzel şarkısını söyleyerek dağılır. Yüzünde içimdeki dünyaları emziren o kadim hüzün, gece son yaprağını çevirdiğinde. Adı tutsaklık olan özgürlerin şarkısı bu. Geceye ay resimleri çizerek mutlu olanların, gün batarken güneşe bakmaktan korkanların, zamanın kokusuyla delirmiş bir saatin kollarında kendi kalbini sebepsiz bir hüzünle yürüyenlerin çağı. Şimdi yeniden başlayabilirim. Senin bıraktığın yerden dipdiri bir sabahı sevmeye. Evet efendim, merhabalar. Ben Deniz Mustafa Akar. Biraderim İbrahim Altay ile birlikte yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Burası Millet Kıraathanesi dediğim anda ışıklar yandı. Bugün akademisyen Gülper Refi hocamız, konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Gerçekten hoş bulduk. Bu ne muhteşem bir şiir. Evet. Şairine rica edebilir miyiz? Tabii ki. Şairi Ahmet Edip Başaran. Edip Başaran'ın Gece Uçuşu isimli güzel bir şiiri. Muhit dergimizin bir önceki, iki önceki sayısından. Aman Allah. Kapağını da gösterelim şöyle. Yeni sayısı matbaadan elimize ulaşmadığı için. Eski sayısından bir şiir seçeyim dedim ve ilk bakışta ben çok vuruldum. Her bir mısra bir senfoni gibi yani. Evet. Bu nasıl bir şey? Aman Allah'ım, nasıl neler var bu ülkemizde ya, bilmediğimiz. Eyvallah. Ne gizli, nasıl bir gizli hazine burası, bu topraklar, vallahi müthiş bir şey. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şiirle aranız nasıl? Pek yok. Şiirle yani yaşlandıkça, gençken hatta yazıyordum, herkesin böyle şiir defteri vardı filan, böyle çok sevdiğim şairler vardı. Sonra nedense böyle, bilmiyorum, daha böyle roman da demeyeyim de epik eserler, böyle tarihi eserler, film, yani sinemada da öyledir. Şiire karşı olan şeyin belki de yeteri kadar, bilmiyorum, çok hoşlandığım şiir mi bulamıyordum, ama bakın neler var işte, bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz, farkında değiliz. Yeni neler bir var. Şair diyebiliriz aslında. Tabii 40 yaşını geçmiş bir şair ama şiirde biliyorsunuz bu 40 yaş. Genç tabii, çok evet. Genç. Müthiş. Genç bir yaştır. Yani ne kadar derin, aman Allah'ım yarabbim, çok etkilendim, inanın. Eyvallah, vallahi çok eyvallah. Şimdi bir şey işte, buyurunuz, öğrendik işte, görüyor musunuz, bu hayat böyle. Millet Kıraathanesi'nin böyle tam özel bir siz yanı bana var. Soru soruyorsunuz. Ben de diyorum ki işte gençliğimdeki kadar falan şiire düşkün değilim. Böyle yani kendi mesleğimdeki kitapları, o müzik tarihi kitaplarını falan okumaktan çok hoşlanırım. Şimdi birdenbire ben şiire dönermişim, böyledir. Böyle bir hissi kablel vuku yaşanırmış. Olabilir tabii. Büyük konuşmak lazım. Eyvallah. Sinemaya olan ilginiz ilk nasıl başladı? Ne zaman başladı? Halit Bey'le, rahmetliyle tanışmanız mı başladı? Valla yani müziğe tabii ilgim vardı. Hmm. Ben müzik tarihi hocasıyım. Sinemayla da yok, seviyordum sinemaya gitmeyi. Gençken de hatta çok ukalaydım Hamburg'da. İşte böyle eskiden öyleydi. Derin anlamları olan böyle felsefi filmler yapılıyordu. Şimdi biraz daha çoluk çocuk için filmler yapılıyor. Bilmiyorum, yine de büyük konuşmayalım, vardır tabii, ön yargılı olmayalım. Hatta çıkınca böyle işte Hamburg'da Müzik Akademisi'nde konserlerden sonra işte bir yere gideriz. Öğrenci olduğumuz için de işte en ucuz doyacağınız şey
Tüte dediğimiz böyle işte bu karton sütler vardı. Ondan alırdık. Bir pastaneye giderdik. Bir de bol kremalı pasta. Çok kalori. Ve orada efendim konuşacağız. Ve hiç hoşuma gitmezdi anlattıkları. Onları böyle çok şey bulurdum. Benden biraz korkuyorlardı Hamburg'da. Fazla ukalaydım. Ama şöyle söyleyeyim. Kendi konum müzik de dahil olmak üzere. Yani şöyle söyleyebilirim. Bütün güzel sanatlarda ben böyle bir kapalı bir kutunun içindeymişim. Yani eşim beni o aleme açtı, kainata açtı diyeyim yani. Bütün konularda, müzik de dahil olmak üzere. İnanılır gibi değil ama öyle. O zamanlar bu Hamburg'daki opera binası yapılmamıştı değil mi? Sahildeki o. Sahilde değildir zaten. Yeni opera binası mı yapıldı Hamburg'da? Tabii çok uzun yıllar sonra tam böyle bir gemi gibi adeta. Yeni, öyle mi? Yeni opera binası mı? Yok, bizimki şehrin merkezindeydi. Ha. Güzel bir tarihi, güzel bir binaydı. Bu biraz daha modern bir yapı. Ve Hamburglular, ben en son birkaç yıl önce gittiğimde onunla övünüyorlardı. Siz niye gidiyorsunuz Hamburg'a? İşte o zamanlar bazı konferanslar için gitmiştik gazeteden arkadaşlarla. Evet. Hamburg'da da bir konuşmamız olmuştu. Ve opera binasını bilet bulamamıştık. Yani ben birkaç ay öncesinden baktığım halde bulamamıştım. Çok ilgi gören bir yer. Oraya gittiğimizde de bütün o belediye süreçlerini, işte niye yapımı ne kadar gecikmiş vesaire, onların hepsini öğrenme fırsatımız olmuştu. Bu bilgiler ne işimize yarar diye o zaman da sormuştuk ama gerçekten harikulade bir Hamburg'da opera binası var. Yeni bina. Öyle mi? Yeni bina? Yeni bina. Valla inşallah güzel operalar da yapıyorlardır. Ben evet. Tabii tahmin edersiniz, bir mezo kanalı var Fransızların. Evet. O mezo kanalını izliyorum ama artık izleyemiyorum. Çünkü Fransa gerçekten kötü durumda herhalde. Artık böyle Naftalin çok eski şeyleri, bantları tekrar yayınlıyor. Onun dışında son zamanlarda çok rahatsız oluyordum. Çünkü yani inanılır gibi değil ama seyirciler operaya gitsin diye mi, para kazanmak için mi, opera kapanmasın için mi ne? Ama yani böyle operalarda müstehcen görüntüler kullanmaya başladılar. Ve beni çok, düşünebiliyor musunuz? Bu adamlar yememiş, içmemiş, aç kalmış o operaları yazmışlar, bestelemişler, senfonileri. Yani klasik müzik, senfonik müzik kolay bir iş değildir. Yani hiçbir müziği bestelemek kolay bir iş değildir. Bizimkinde daha deruni, daha içine gidecek, yolculuğa çıkacak. Orada da böyle matematik, oturacaksın, evet. Tek tek orkestra şeylerini falan. Ondan sonra, hayır bizimki bu değildi. Evet. Ondan sonra sen onun içine ticari bir şeyler sokuşturacaksın. Hatta böyle müstehcen görüntüler yani, çok çirkin. Çok çirkin, ne hakkın var, sen kimsin, kimsin yani? O büyük adamlara hayatını vermiş bunu yapma. Onun için yani biraz iyi gitmeyen bir şeyler var Garp cephesinde. Siz de bir genellikle bizim biraz şey yaparak anlatırsak, garba giden aydınlarımız diyelim. Bazen eve dönmekte zorlanırlar. Fakat sizde gördüğümüz kadarıyla öyle değil. Yani gidip belli belirsiz bir hayranlığın içerisinde yitip gidenleri de var. Ama diğer yandan da onun o kadar hayranlık duyulacak bir şey olmadığını anlayan, böyle bir karşılaşmanın, bir çatışmanın şeyinde kendi değerlerinin farkına yeniden varmaya, onları yeniden keşfetmeye başlayan. Siz de bu söylediklerinizden anlıyoruz ki körü körüne bir şey, bir hayranlık oluşmamış o kültüre karşı. Vallahi kör gözün parmağı mal meydanda. Yani gerçek neyse o. Ben İstanbul'da, Ankara'da doğdum ama işte İstanbul'da büyüdüm. İşte orta halli ama bizim yaşadığımız dönemlerde yani 40 sene önce falan işte gençlik çağlarımızda şey yoktu. Nasıl söyleyeyim, böyle bir çok fazla lüks hayatlar da yoktu ama böyle çok fakirlik, fukaralık da yoktu. Güzel bir hayat vardı yani, deniz tertemizdi. Biz dans etmeye küçük yılda annemizle beraber giderdik. Kız kardeşim, annem, bir akrabamız varsa önümüze bir gazoz koruruz. Biz de mahalledeki çocuklarla dans ederdik. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir hayatta, onun için yani güzel bir hayat yaşadım. Gittim Hamburg'a. Yani ben ne yalan söyleyeyim, öyle bir beklentim de yoktu. Aman Almanya'ya gidiyorum, aman burası ay neymiş
diye de öyle bir şeydi düş. Abim çünkü benden önce gitmişti Tübingen'de. Abim de Almanya'da okudu, doktorasını da orada yaptı. Önce abimde kaldım Tübingen'de. Yani şunu görüyorsunuz, sizden fazla bir şeyleri yok, Batılıların, ama çok eksikleri var. Yani ben bunu hemen gördüm Tübingen'de. Mesela nasıl eksikleri tespit ettiniz, teşhis ettiniz? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben döndüğüm zaman arkadaşlarım çok üzüldüler. Orada tabii bayağı bir muhit edindim. Böyle epey meşhurlardan bir muhitim vardı. Hani o tam anlaşılsın diye sormak istiyorum. Orada doktora yaptınız bildiğim kadarıyla. Hayır, doktora, bizim müzikte doktora falan yok. Ben piyano tahsil ettim Hamburg'da. Eyvallah, piyano tahsil ettiniz. Evet, evet. Sonra orada hocalık mı yaptınız yoksa? Yok, aman biter bitmez döndüm. Tabii, eğitimde kaldım. Biraz uzadı, bir araba kazası geçirdim. Yani bir sene piyano çalamadım. Onun için biraz uzadı yani. Toplam işte bir sene de abimde işte biraz dil öğrenmek için. Bir sene değil zaten, birkaç ayda öğrendim. Bakın şu çok manidardır. Buyur. Belki sadece size şunu söylemem bile bu sorunuzun cevabı olur uzun uzun anlatmak yerine. Çok üzüldüler arkadaşlarım. Böyle değişik gruplarım vardı. Birbirlerini de tanımazlardı. İşte bir çok entel falan şeyler vardı. Bir doktorlar vardı. İşte bir bilim adamları. Cazcılar, çünkü tezimi caz üstüne yazıyordum. Meşhurlar, Placido Domingo falan. Öyle ama yani böyle bir tuhaf bir şey. Nasıl söyleyeyim? İşte hepsi bir arada belki bir şey edebilir. Bir hep eksiklik hissediyordum. Sonra Türkiye'ye döndüm. İşte okul bitti, o yaz döndüm. Diplomamı aldım. Burada böyle bir takım işte arkadaşlarla falan, işte Boğaz'a gittik. Bir ressam arkadaşlarım falan vardı. Beni Boğaz'a götürdüler. Orada sabaha karşı bir adam saz çalıyor. Birisi balonlar satıyor, birisi kağıt helva satıyor. Ondan sonra işte balık pazarına götürdüler filan. Ya yaşayan bir şey, cıvıl 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 bir dinamizm var, bir yaşam sevinci var, bir şey var. Ondan sonra gittim işte kitaplarımı, eşyalarımı almak için Hamburg'a geri döndüm. Gülper kalacaksın değil mi dediler. Hayır dedim. Aman dönüyorum. Niye dönüyorsun dediler. Gülper niye bizi bırakıyorsun? Sizin baharatınız yok dedim. Sizin yemeklerinizin baharatı yok. Yaşamlarında çok da çok enteresan bir yaklaşım ama sadece yemek için tek demiyorsunuz. Tek düze bir hayat. Çünkü niçin öyle? Çok basit. O da çok basit. Çünkü maddiyat çok önemli. Yani düşünün benim müzisyen arkadaşlarım. Bunlar Alman. Cazcılar. Maddiyat çok önemli ve maddiyat çok önemli olduğu zaman şimdi mesela diyelim ki bizde öne çıkan bazı şeyler vardır hayatımızda. Maneviyat diyoruz işte, o maneviyat işte. Bunların en başında diyelim ki işte belki de bizim oluşumumuzdaki en önemli manevi bağlardan biri anne bağdı. Erkeklerde daha fazladır değil mi? Ana diyoruz, Anadolu diyoruz yani. Bir ana figürü var, hep var bu. 10 bin sene önce de var. Kadın hanlık var mesela eski Türk. Tabii canım, tabii burada ilk amiral buradan çıkıyor. Evet. Tanrıçalar, kadın şeyler hükümlü. Tomris'e kadar götürürüz. Tomris'e, yani. Muattaliş ilk anlaşmayı yapıyor işte, Ramses'le anlaşma yapacak. Karısı da beraber mühür basıyor. Burası böyle. Evet, tabii. Bir kere annenizi falan çok özlüyorsunuz. Bir de orada düşünün ki bu benim size bahsettiğim şeyler 40-45 sene önce. Neredeyse 50 sene öncesinden bahsediyorum. Bir de şimdi düşünün. Yani ben böyle kaldığım bir ev vardı. Bir müzisyen evine gittim. Bir profesör bizim okulda. Hem de meşhur bir tenordu. İşte hem bebeğe bakıyordum hanımı. Okuldan gelene kadar bebeğe bakıyordum. Sonra da işte beraber piyano çalıyorduk falan. Çaktırmadan gizli gizli duvara annemin göreceğim günü böyle tek tek çentikler atıyordum. Yani şu kadar kaldı, şu kadar kaldı diye veyahut da şu kadar gün oldu falan diye. Şimdi bunun dışında o aile meselesi var. Bir de bu nasıl söyleyelim, hayatın maddi tarafı onlar için, onlar da çok daha önemli olduğu için böyle çok kuralcı ve çok şey bir hayat yaşıyorlar. Matematik bir hayat yaşıyorlar. İşte mesela diyelim ki balık şu gün yenecek. Şu gün şu yapılacak, bu yapılacak. Tramvay herkes şu saatte geçecek. Evet, şu saatte geçecek ve böyle onun dışında bir şey yok. Onun dışında böyle ne bileyim işte o demin bahsettiğim yaşam coşkusu, yaşam sevinci yok. Ama bu işte... İşte faşink diyorlar mesela. Faşink diye bir şeyleri var. Ben gördüm onu, odamı kendim odaya kilitliyordum. Gülper sensiz eğlenemiyoruz diyorlardı. Öyle dans etmeyi de bilmiyorlar. Bu senfonilerde falan bir coşku falan var ama o...
O ama işte o büyük coşku, sanatçılar da var. Evet, o onlar da var. Acı çektikleri için. O da onların rahatsız ruhları Batı'nın, değil mi? Yani rahatsız oldukları için değil, kendi kültürlerindeki onları çok rahatsız edici bu. Kilise meselesi olsun, aristokrasi meselesi. Bunlar uşak. Yani Beethoven da niye öyle aç yaşıyor? Ya bir prensin yanında, sarayında yaşayacaksınız. Hala tabii. Beethoven zamanı 19. yüzyıl romantizm. Mahler zamanı var. Neredeyse 20. yüzyıl hala. Evet, Mahler 20. yüzyıl sayılır. Doğru. Tabii tabii. Ya 1910'da öldü. İşte prens var. Prensi şikayet ediyorlar. Yahudi diye. Ve Viyana'dan, Viyana Filarmoni'den ve operadan atıyorlar. İşte Amerika'ya gidiyor ve orada öldü. Amerika'da nasıl yaşar Mahler gibi adam? Hala prensin iki dudağı arasında. Düşünün artık 1900'ler. Evet. 1900'ler. Onun için bizde böyle şimdi bir şey yok. Şimdi ama Viyana'da her yerde Mozart, efendim, ya, Beethoven parasını kazanırlar. Parasını kazanıyorlar. Oo, parasını gidince size güzel, kültür kazanırlar. Satıyorlar. Çikolataları var. Mozart'ı da, evet. Mozart'ı da Türk diyor. Şekeri diye. Şekeri var, çikolatası var. Ve yani durup dururken Türk demiyor. Hem Türk konçertosu var, hem Türk marşı var. Türk sonatı var, işte o Türk marşının olduğu sonatı, evet, var. O Türk şeyi konçertosu andıran, var. Mekter marşını andıran. Ve saray, saraydan kaçırmadır o. Saraydan kız kaçırma değildir. Hmm. Aslında Mozart saraydan ayartma diye yazıyor. Aman sen ne yapıyorsun diyorlar. Allah Allah. Yani geldi Bermonte kızı ayarttı diyor. Sarayda kız gayet memnun diyor. Böyle bir opera yazıyor. Ve en son çıkarır Selim Paşa'yı, düşünebiliyor musunuz? Viyana sarayında, yani imparatorluk sarayında yapabileceği Salzburg'da yapamadı. Tekme atarak, merdivenden atarak kovdular. Uşak değil çünkü. Uşak olmayacak. Ve niçin bu kadar Osmanlı'ya, Türklere karşı böyle büyük bir hayranlığı var? Çünkü orada görüyor. Orada işte şey, Busbeck'in dediği gibi meritokrasi var, liyakat var. Orada sanatçılar falan böyle ezin. Nereden biliyorlar? Biliyorlar bir şekilde. Bunlar büyük adamlar, büyük dehalar. Ya biliyor. Ticaret yolu, ya Busbeck kültürel yolu. Zaten büyük elçiydi biliyorsunuz. O dönemde. Evet, evet. Busbeck, ha, Busbeck. Kanuni dönemi sonra ve o dönemde büyük i̇şte elçi. O meritokrasi diyor. Burada çünkü liyakat var. Burada hak hatta eden bir yere geliyor. Öyle sen bir mavi kan var, işte aristokratlar var. Habsburglar. Habsburglar tabii, bütün Avrupa tabii. Düşünebiliyor musunuz? Bir Almanya'da küçücük bir Hohenzollernlerin bir toprağı var. İşte İspanya'da biraz, onlar da hep iç içe evlendikleri için, İngiltere'de bile. İngiltere'de hep niye iç içe evleniyorlar? Hep dullarla tabii evleniyorlar. Nasıl bir evlilikse? Toprağı çünkü senin olacak. Tabii. Osmanlı böyle şey yapar mı? Aslında bir evet tek aristokratla evlenmediler. Onlar istemezler miydi Osmanlı'ya kızlarını? Hem nasıl istiyorlar? Onlar köleler çünkü bizde öyle çok fazla büyük tabii bir ayrım yok. Operetlerde şeyde falan çok net var o resimde. Hatta resme kadar yansımış. Ve Mozart ne yapıyor biliyor musunuz? İlk operasının sonunda saraydan kaçırma. İlk operası. Saraydan kız kaçırma değil, saraydan kaçırma. Saraydan kaçır. Entführung aus dem Serai yani. Eyvallah. Ve de orada Mozart en son çıkartır Selim Paşa'yı. En son böyle heybetli çıkar. Heybetli bu Mozart. İsterseniz beni öldürün, isterseniz aç kalayım diyor. İşte o acıları çektiği için o güzel müzikler çıkıyor. O Oscar Wilde'ın öyle bir hikayesi vardır. Böyle gazap kuşu böyle kalbine saplanır şeyin. Can verirken en güzel Kuh'nun son şarkısı falan vardır ya onun için. Bu adamlar bunu sürekli yaşıyorlar. Ve Selim Paşa en son çıkar. En son Belmonte Konstanzi'yi kaçıracak. Esir. Esir almışlar ama şeyinde, yani haremde gayet güzel bir hayat yaşıyor. Onu öyle olduğunu sonra anlıyoruz. Yakalıyor bunları. Bunlar artık ölüm düetleri yapıyorlar filan. Artık bitti. İşte hayatlarının sonu. Paşa bunları öldürecek filan. Selim Paşa geliyor. Al diyor Konstanze'yi diyor. Çek git diyor. Orada diyor şeyiniz, tekneniz hazır diyor. Bunlar hayret içinde. Böyle son ölüm düetlerini de yap. Biz diyorlar aşkımız için ölüme de razı ol. Ondan sonra dizlerine kapanıyorlar. Ekselansları diyor sizin için ne yapabiliriz diyor. Bu Belmonte diye bir aristokrat çocuğu. Seni niye serbest bırakıyorum biliyor musun diyor. Ben diyor babana esir düşmüştüm diyor. İşte İnebahtı falan o deniz savaşlarından birinde herhalde. Biliyor bunları da Kerata Mozart. Ben esir düştüğümde diyor korkunç eziyetler, cefa gördüm babandan. Biz diyor darda olana, zorda olana, esir düşene biz diyor cefa etmeyiz diyor. Ona yardım elini uzatırız diyor. Babana bunu söylemen için diyor. Düşünebiliyor musunuz? Mozart bunu yapıyor. Konstanze yerlere kapanıyor. Ekselansları, paşam sizin için ne yapabilirim? Hiçbir şey istemiyorum diyor. Al nişanlını git, belki burada insanlık öğrenmişsindir diyor. Harikulade.
Anlıyor musunuz? Ve Mozart'ın Saraydan Kaçırma operasını yaparlar. Kitaplara yazarlar. Bunlardan hiç bahsetmezler. Esas bu opera bu. Onun için Mozart'ı o kimsesizler mezarına götürdüler, attılar. Ve de en sonunda koro geliyor, işte sözüm ona bir, işte saraydakiler, işte yeniçeriler falan. Yani hep beraber ne söylüyorlar biliyor musunuz? Selim Paşa diyorlar işte sarayda. Bunlar yelkenliği bilip gidiyorlar, Belmonteli Konstanze götürüyor, nişanlısını alıyor gidiyor. O şerefli alnın hiç kırışmasın, çok yaşa Selim Paşa diye koro söyletiyor. Saraydaki ilk operası bu, adamı yaşatırlar mı? Evet. Yaşatmadılar. Evet. Onun için yani şöyle söyleyeyim. Yani bu Mozart'ın da gördüğünü, ne bileyim işte bütün filozoflar da görüyor. Yani bu doğuda başka bir şey var yani. Bunu birçok filozof söyler yani. Felsefenin doğuda başladığını, esas felsefenin, felsefenin anasının burada. Bizim dışımızda herkes biliyor da. Onun için gittim gördüm yani. Onların güllerinin kokusu yok. Ve gerçekten yok biliyor musunuz? Manşet attınız bugün ya, onların güllerinin kokusu yok. Burada güller kokuyor. Burada gül kokar, o yabani güller kokar. Onun için bizim evlerimizin bahçelerinde, Le Corbusier bundan bahsetmiştir. Biliyorsunuz ben de küçük yılda, bizim de öyle bir evimiz vardı. Böyle bir güzel bahçemiz vardı, güller falan vardı. Annem her sabah böyle bir kayısı gülü derdi, kesip böyle kordu kahvaltıda karşımıza ve onun kokusunu duyardınız. Mis gibi koy, yasemin öyle kokar. Onun için de biliyorsunuz böyle kameriyeler vardı, evet. Bütün o büyük köşklerin falan bahçesinde. Orada oturduğumuz zaman, evet. Mis gibi kok. Almanya'da, Avrupa'da, bir Avrupa'ya gittim. Onların gülleri şimdi bizim güllerimize kokmuyor ama ya bunların gülleri kokmuyor. Kokmuyor. Yani işte o, yani bunu tabii bir şey olarak söylüyorum. Bir mecazi böyle işte metafor. Mizahi bir şey olarak söylüyorum ama gerçekte de öyle, inanın. Burada bizim insanımızın yaşadığı o sonsuz mutluluk. Onu niye yaşıyorsunuz? Anneniz size bir sarıldığı zaman yaşıyorsunuz. Çocuğunuzu, bebeğinizi böyle bir kucağınıza aldığınız zaman yaşıyorsunuz. Çok sevdiğiniz birisi böyle bir başarısı olduğu zaman yaşıyorsunuz. Ülkeniz için güzel bir şey olduğu zaman yaşıyorsunuz. Camiye gidip namaz kıldığınız zaman yaşıyorsunuz. Doya doya yaşıyorsunuz. Coşkun yaşıyorsunuz. Hayır, orada sınırlı yaşamıyorlar. Çünkü maddiyat, maneviyatın. Ben bunu hemen gördüm. Yani tabii biraz insan sudan çıkmış balığa dönüyor. Niye dönüyor? Oradaki bütün eşiniz, dostunuz böyle. İşte operalara gidiyorsunuz, arkadaşınız operada söylüyor mu ölüyor, bunları bırakıyorsunuz. Ama sonra buraya gelince gördüm ki en az onlar kadar kabiliyetli insanlar var burada. Hatta daha fazla büyük bir kabiliyet var. Bunu var güçleriyle engelliyorlar. Yani Şan'da mesela belki bugün dünyanın en büyük sesleri Türkiye'de. Öyle öğrencilerimiz var. Anlatamam size. Dünya güzeli kızlar, dünya yakışıklı erkekler ama şimdi Avrupa'da artık diz çöktüler. Eskiden çıkartmıyorlardı başrolleri fakat kalmadı. Nüfus azalıyor, insan bulamıyorlar ve çıkarıyorlar. Bugün Avrupa'ya gidin, büyük operalarda neredeyse hepsinde işgal halinde Türk solistler var. Diz çökecekler. Mani olamazlar bir şekilde. Bu Ruh Doğudur, Beden Batı diye bir kitabınız var. Ben. Evet. Oraya gelmeden bir anne meselesinin üzerinde biraz daha durabilir miyiz? Şimdi Batı dillerinde genellikle fatherland diye geçer biliyorsunuz. Tabii. Yani vatan babadır, devlet anadır. Allah da baba. Tabii. Tövbe estağfurullah. Fakat bizde öteden beri şöyle bir devlet baba şeyi vardır. Hani devlet baba falan deriz ya ailen halk dilinde. Peder, şahi. Fakat Kemal Tahir farklı bir seçim yaparak devlet ana dedi. Devlet ana dedi. Halit Refik de biliyorsunuz onu sonra esas olarak senaryo için yazılmıştı o değil mi? Evet. İlk başlangıcı mı öyleydi? Peki siz senaryosunu buna götürüyor beraber Kemal Tahir abi, bak ne beğendin mi? İşte o böyle şeyde Harim'de Dört Kadın'da da diyalogları yazdırır. Nezihe Araz'a yazdırır. Sonra sanki bütün senaryoyu yazmışlar gibi yapıp para da verirdi. Öyle yapardı benim. Paranın onun için önemi yok. Hani Kemal abi Metin Aksan'ı götürüyor, Atif Yılmaz'ı götürüyor. Evet. Onu işte bir senaryo olarak götürüyor fakat film olmayınca Kemal Tahir'in hoşuna gidiyor. Tabii oradan neler ekliyor ona, neler tabii. O deha yani. Neler ekleniyor, bütün tipleri bir düşünün, Lotus Gladius'lar falan hepsi Kemal Tahir'in. Benim canım Osman Gazi Destanı diye ama Kemal Tahir'in Osmanlı'ya. O zaman devlet ana fikrini bulan da o muydu? Yani devleti ana olarak. Kemal Tahir, onu benim canım
bir kitabında, bir röportaj kitabında anlatıyor. Birisi diyor, fakat şimdi ismini hatırlayamayacağım. Canım dediğiniz Halit Refik'i izleyenlerimiz bilsin diye tekrar da söylüyorum. Evet, evet. Söyleyemiyorum o ismi, çok evet. Tuhaf bir şey. O insan psikolojisi çok tuhaf bir şey. Birisi onu teklif ediyor, Kemal Tahir'i. Kemal Tahir de birçok şeyler, ay o meşhur Bilecik'teki neydi o meşhur, Nutsklatius'un hep geçtikleri o bir şey vardır. Tekfur Sarayı mı? Yok, yarık Söğüt'teki o meşhur bir yarık. Onun da şeyde bir adı vardır, her neyse. Onları filan düşünüyor, başka atlar düşünüyor Kemal Tahir. Birisi Devlet Hanım ve müthiş bir attır. Biz de biliyorsunuz her şey ana. Yani bizim imanımız, inancımız, dinimiz dahil her şey anaerkildir. Düşünebiliyor musunuz? Kıble diyoruz. Tanrı Çekibele'den geliyor. Hacerül Esved'in etrafında. Evet. Böyle bir yüce bir din var mı? Böyle bir şey. Dahasını söyleyeyim. Hadi şimdi çok ukalalık olacak ama. Estağfurullah. Biliyorsunuz o Nisa suresi kadınlar ayetinde Rabbiniz bayılmıştım yani. Rabb dünyada kadınla erkeği eşitleyen, eşit sayan tek inanç, tek din. Hintlilerde bile yok, düşünün onu, yani Brahminlerde. Rabbiniz sizi tek bir varlıktan yarattı. Tek varlık saygınlıkta eşit iki bölüme ayrılmıştır. Yalnız vazifeler, görevler farklılaştırılmıştır. Bitti, nokta. Ne öyle eşitmiş de kadın şuymuş da buymuş da, yani başını kapattığı için sanki kadın böyle arka plandaymış, bilmem neymiş. Osmanlı'da her zaman Bağcıyanı Rum. Değil mi buradaki işte? Bakalar. En baştan itibaren. Anadolu'daki bakalar, ondan sonra Bağcıyanı Rum oluyor. Atatürk'ün niye iki tane kız evladı var, manevi evladı? Sabiha Gökçen'le Afet'ine. Bir de şimdi yaşayan Muazzez İlmiyeç'i. Durup dururken diye bunlar. Ve ben böyle düşünen arkadaşlarım, ay bizde böyle böyle propaganda yapılıyor ya, ah ezilen kadınlar, kadına şiddet, madına şiddet, kadına şiddet, Allah bilir. Amerika'da iki saniyede bir insan öldürülüyor, kim bilir kaç tane kadın öldürülüyor. Her neyse, ben arkadaşlarıma hep şunu söylerim. Evinize temizliğe gelen kadınlara bakın derim. Onlarda böyle ezik bir hal var mı diye. O zaman böyle iki defa düşünüyorlar. Katliam. Hiçbir. Siz gördünüz mü öyle? Gayet tabii yani, bizde de yani istisna kaideyi bozmaz. Gayet tabii vardır öyle karısını döven, eden filan, ama ben size bir söyleyeyim mi? Karadeniz'e gidin, kadınlar hakimdir. Doğu'ya gidin. Değil mi? Kadına, evet. Kadın ağalar, kadın, hele böyle anneanneler, mananeler, değil mi? Bu biraz işte kendimizi bilmemekten oluyor. Bilmiyorum sorunuzun cevabını verebildim mi, ama yani çok küçük bir tereddüt oldu. Dediğiniz gibi işte orada 6 sene yaşadığım için işte bir muhit, bir de işte gençlikteki muhit, evet. Böyle. Ama sonra buraya geldim, bir baktım ki renk burada, koku burada, cıvıl cıvıl yaşayan, pırıl pırıl parlayan. En küçük bir pişmanlık hiçbir döneminde hayatımı duymadım ve benim bütün o arkadaşlarım, bazıları konsere geliyordu böyle. Konsere geldiler. İnanın her şey bu Anadolu. Sizin konserinize. Yok, kendileri konser vermek için geldiler. Evet, geldiler. Hatta böyle bazı arkadaşlarım. Etkilendiler mi? Ya bu o kadar meşhur ki. Gülper, bu seni tanıyor mu? Düşünün ne kadar böyle bir batıya karşı böyle bir tuhaf bir bu ön yargı mı diyeyim? Ne diyeyim ya Rabbi? Ay seni tanır mı? Niye tanımasın? Sonra arkaya gidiyorduk. Burada kimler var? Türkiye'de kimler var? Yani bu Türkiye demeyeyim de Anadolu yani. Anadolu burası. Çok hoşuma gidiyor bu Anadolu lafı. Biliyorsunuz Yunanlıların Anatolisi. Evet. Güneşin doğduğu topraklar gerçekten burada doğuyor. Çok fazla engellendik. Çok fazla önümüze mania çıkartılıyor ama o güneş doğacak. Eyvallah. O inşallah. Güneş doğacak. Doğdu bile çoktan zaten. Eyvallah. Biraz Halit Bey'e gelmek istiyorum müsaadeniz olursa. Özellikle yani bu toplumcu gerçekçi sinema, ulusal sinema meselesi, benim çok ilgilendiğim, severek takip ettiğim meseleler. Bu konuda ilk hani sanırım toplumcu gerçekçi bakış açısıyla başladı. Sonra evet. Metin Erksan'ın da herhalde bu konudaki fikirleri, bir ulusal sinema denen bir anlayış da oldu. Bunu biraz konuşabilir miyiz? Tabii
çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Yani benim esas konuşmam gereken konular bunlar. Çünkü ben ne büyük bir entelektüelim, ne kültür insanıyım. Estağfurullah. Sadece iyi bir hocayım. Gerçekten öyle. İnanın bana, gerçekten öyle. Yani kendini bilmek çok önemli bir şey. Onun için benim eşimi çok iyi biliyorum. Bir de müzik tarihini iyi biliyorum Allah için. Şimdi bizim yani, müzik tarihimizi, ben bu Adnan Saygunları falan merak ediyorum onlarla ilgili. Atonal müzik var bir de. O da müthiş ama bir şey. Ama buyurunuz. Şimdi bakın, eşimin Selanikli bir aile. Şimdi 19 yaşında bu küçük yaşlarda konserlere gidiyor. Böyle abonmanı var. Ailede de hiç klasik müzik meraklısı yok bu. Ve gitmeden önce kitaplar bulmuş, almış. İşte İngilizce kitaplar buluyor. O böyle şey, karton kapaklı, küçük veya büyük. Orada gideceği besteci işte Ravel, Stravinsky neyse, onlar okuyor. Onlar çiziliyor. Ondan sonra konserden sonra gelip onlara yıldızlar veriliyor. 14-15 yaşında falan, her neyse. Böyle bir değişik bir çocuk. Sonra 19 yaşında Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu seslendiriliyor. Valla Maxim olabilir. Yani hangi konser salonuydu şimdi hatırlamıyorum. Hatta hala programı duruyor. Adnan Bey'e de gösterdik onu. Gidiyor 19 yaşında ve de ilk defa işte bu Sufizm, tasavvuf, Yunus Emre tabii sözlerini falan okuyor. Hı. Mahvoluyor. Yani başına taş düşmüş gibi. Hatta o yaz işte ailesi, varlıklı bir sanayici ailesi, mirasını reddetmiştir. Benim canım paradan pek hoşlanmaz, pek değil, hiç hoşlanmazdı. Para lafından hoşlanmazdı. Onun için mirasını reddetmiş. Şeye yolluyorlar, İngiltere'de bir kampa yolluyorlar. İşte orada çocuklar, böyle internasyonel bir kamp. Bütün Avrupalı çocuklar geliyor. İşte 53 senesi, evet 53 senesi. Hem çilek toplamak şeyiyle işte bir şeyler öğreniyorlar filan, birbirlerini tanıyorlar. Her neyse işte, her neyse. İngiltere'de, ay neydi şimdi ismini unuttum, neyse. Orada bütün şeyleri, orada kamptaki işte hangi milletten, İngilizce konuşuyorlar herhalde anlaşmak için, malum o tarihlerde de. Şeyi anlatıyor, Yunus Emre'yi anlatıyor. O kadar etkileniyor. Ve böyle bir, böyle derin felsefeler anlatan, yakışıklı da bir çocuk, böyle o tarihlerde saçlar dökülmemiş, şeyli kumral saçlar var, yeşil gözler var filan. Hatta böyle bütün kızlar benim canıma teveccüh ediyorlar. Böyle onunla konuşmak. Bir akşam oğlanlar toplanıyorlar, dövmeye geliyorlar. Bunu 50 sene sonra o kamptan bir çocuk kalktı geldi, unutamamış benim eşimi. Avusturyalı. Rudolf Weidenauer diye. Bakın ismini de unutmadım. Ben dedi bu adamı unutamadım dedi. Allah Allah. Çünkü sıkılmış kamptan trenle bir geziye çıkıyor İngiltere'de. Bu da 16 yaşında, çok fakir bir aile çocuğu. Ben de çok etkileniyor bundan. Çünkü çadırından çıkıyor, bunu dövmeye geliyorlar. Bu kızlar niye hep Halit Refik'e teveccüh ediyor diye. Dövecekler hepsi beraber. Bu çadırından çıkıyor, gidiyor. En öndekinin burnuna bir kafa atıyor. Çil yavrusu gibi dağılıyorlar. O adamı unutamıyor. Ve de o geziyi de unutamıyor ama. Böyle şey gibi bir gezi. Gezdikleri yerlerdeki tarihi yerler geziliyor falan. Yani kampı bırakıyor, kamptan sıkılıyor. Her neyse. İşte orada bu tasavvufla ilk tanışması. Ondan sonra askerliğe gidecek. Askere gidiyor. Hiç emir almaktan hoşlanmazdı. Parmağınızın ucunu verin, size kolunu verir. Parmağına dokunun, kolunuzu keser. Ona kimse emir veremeyecek. Onun için de öyle Batı ile Amerika ile meselesi. Sen benim efendim değilsin. Ben kendim, ben o ülkesinin onuru kendi onuru. Başka hiçbir şey yoktu. Ondan daha önemli hiçbir şey yoktu. Fakat askerde de emir var. Durmadan hücreye tıkılıyor, durmadan. Ve bir gün silahını falan böyle fırlatıp atıp gidiyor. Yeter bana, kim böyle emir veriyor falan diye. Onun üzerine geliyorlar, Kore'ye gitmek ister misiniz diye. Hemen gönüllü yazılıyor. Yeter ki ben buradan, İngilizce bilen var mı diyorlar. Var, bu işte şey diyecek, tercüman olacak. Orada da Amerikan askerleri buna diyor ki, işte tercüme etti, tercümesini yaptı askerler. Sen diyorlar çok fazla Marx okumuşsun galiba. Bu sanayici ailenin bir çocuğu, ahçıları var. Hatta birkaç kişinin arabası var. Koçların, moçların. Bunların da arabaları var. Marx'ı çok okumuşsun sen galiba diyorlar. Onlarla böyle konuşmalar yapıyor, bilmiş bilmiş. Orada okuyor. İlk defa Marx filan. Ona, hepsi aynı yaşlar, düşünebiliyor musunuz? Orada zaten o Halit Refik'i daha, bunlar tabii Kemal Tahir'den çok önce. Ve benim canım öyle Marksist, Marksist şudur budur değildi. İnandığı şey,
yani onu en çok etkileyen, insanlığın ve Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şey bu Anadolu tasavvuf yolu, işte bu Ahmet Yesevi, Yunus evet. Emre, Mevlana, bunun insanlık içinde, Türkiye içinde tek kurtarıcı, tek yol, tek tarih olduğuna inanıyordu. Bunu yani çok erken yaşlarda diyorsunuz fark etmişti. Çok çok erken yaşlarda. Onun için sinemacı olmak istemesi de 20-21 yaşlarında bir varlık varlık dergisiydi galiba, değil mi? Varlık evet, dergisi varlık vardı. Dergisi. Varlık değil de dur bir dakika. Ay hani gençlerin böyle şiir miir yazdığı bir dergiydi. Ay bir dakika. Her neyse. Varlık değil de şimdi derginin ismini unuttum heyecandan. Her neyse, o bir röportaj yapıyorlar. Niye sinemacı olmak istiyorsunuz diye. Ben diyor kendi fikirlerimi toplumumla paylaşmak için diyor çok güçlü bir arzu duyuyorum diyor. O toplumsalcı gerçekçi ışık orada. Evet, evet, sinema en medyatik. Şimdi kitap yazarsınız satmaz, resimle olmaz. Doğru. Müzik ne yapacaksın zaman sen bunu. Şey, evet. Ama sinema yaptığınız zaman toplumunuzla bunu paylaşabilirsiniz ve şimdi nasıl paylaşacak? En çok üstünde durduğu konu benim canımın. Hani bizim filmlerde hep öyledir. Ezik büzük kadınlar, Anadolu kadını evet, böyle. Evet. Alakası yok biliyorsunuz. Alakası yok. Yani Amazonlar buralı. Amazon burada. Evet. Termesos. Truva'ya gidiyorlar. Gayet evet. Truva'ya gidiyorlar, yardım ediyorlar da o sayede o akalılar kaybediyorlar. Hileyle içeri giriyorlar. Çünkü Amazon yardım ediyor. Hatta öyle hikayeler vardır. Şey bile, Aşil bile. Aşil yenemiyor. Yere bir düşüyor sonunda o sihirli kılıcından. Bir bakıyor ki böyle saçlar maçlar miğferi düşünce Amazon kadını. Evet. Öyle hikayeler vardır. Tam tersine burada anadır bu kadın. Karadeniz kadınını düşünün yani. Bütün tarlasında da işini yapar. Çocuğuna da bakar. Yemeğini de yapar. İneğini de sağar bilmem ne. Yüzü de güler. Şen şakraktır. Dünyanın en şen şakrak insanıdırlar. Onun için bu kadın meselesi. Kadın meselesi yani. Burada kadının işte üstünlüğü meselesi, bu analık meselesi. Bir de şey meselesi üstüne çok duruyordu. Hani bizde aman şu Avrupa Birliği'ne girelim, batılılaşma. O işte hatta ilk filmlerinden itibaren onun üstünde çok durmuştur. İşte o Aşk-ı Memnu'da da vardır biliyorsunuz. Bihter karşı Anadolu yakasından gelir. Onun ailesi evet. Sazmaz çalıyor, öyle bir aile. Halbuki Adnan Bey'in ailesi işte o alafranga aile. Onlar böyle matmazeller var, Fransızca konuşuyor. Dadılar var işte. Dadılar, Fransız piyanolar. Şey, piyanoda şeyler çalıyor, işte Chopin'ler çalıyor, bilmem neler çalıyor, işte yabancı besteciler çalıyor falan. Halbuki bunlar böyle. Bihter Alaturka zaten o yüzden o duran, benim canım onu çok şey etmişti. Onun üstünde çok güçlü vurgu yapmıştı onun üstüne. Ve işte bu tam tersine, mesela şey Kırık Hayatlar filmi vardır. Cüneyt Arkın'ın ikinci filmi. Orada Cüneyt Arkın'a müthiş dramatik bir rol oynatıyor. Bir karı koca daha Alaturka bir semtten, daha geleneksel bir semtimizden Yeniköy'e bir yere gidiyorlar. Böyle daha alafranga bir semte gidiyorlar ve orada ne dramlar yaşıyorlar. Aile, o ailenin parçalanışı, paramparça ve bunu çok işlemiştir benim eşim. Çünkü yani hatta sondan bir önceki filmi de bunun üstünedir. Çünkü o kültür değişiminde örfünüz, adetiniz, geleneğinizi değiştirdiğiniz zaman nasıl söyleyeyim, yüzer gezer bir tip oluyorsunuz. Yani ne oluyorsunuz ve o dramı bir şey olmaya çalışıyorsunuz. Yani bugün hala bu dram yaşanıyor. Yani siz de etrafınızda görüyorsunuz. Evet. Genç kızlar da görüyorsunuzdur. Anadolu'dan gelirler, böyle taklit ederler. İşte daha zengin olayım, daha işte artistleri taklit ederler. Bir şeyler böyle ben aman modern olayım. Hatta bu çevremizde bile var inanın, yani düşünebiliyor musunuz? Şey diyoruz, ah ne kadar Avrupa'yı diyoruz. Yani sanki öyle olduğu zaman bir şeymiş gibi işte. Daha iyi olacakmış gibi değil mi? Sanki öyle Avrupa'yı olduğu zaman ay Avrupa. Halbuki o sarışınlık bile biliyorsunuz Alan Türkleri, o Hazar Türklerinde var. Mavi gözlük sarışınlık bizden gidiyor. Evet. O Samaritlerde falan sarışınlık var. O Hazar Denizi civarındaki olan çeşitli boylar var biliyorsunuz. Daha Japon gibi olanlar var, daha Hintli gibi olanlar var. İşte Türkçe konuşuyorlar bunlar. O Alan Türkleri gidiyorlar uzun boylu, mavi gözlü. O Karadenizliler de zaten biliyorsunuz İskoçlularla aynı renktedirler değil mi? Kızıl saçlı, evet. Mavi gözlü. Böyle sarışın birisi. Bir Yunanlılara bakın, bir kendinize bakın. Yani Yunanistan'a gittiğiniz zaman bizden daha koyular. Onlar Sami ırkında. Değil mi? Bizde öyle vardır sapsarışın. Nereye gitseniz mavi gözlü.
Ay onların Avrupa'ya ne alakası var? Tam tersine Alanya'ya falan gidin. Orada onlar Alanlardır. Alan Türkleri. O Katalan'ya falan da işte oraya da gitmişler. Onun için o Barcelonalılar çok dik başlılar. Onun için yani öyle bir aşağılık kompleksi yoktu benim eşimin. Hatta burada aşağılık eksiklik değil fazlalık olduğunu görüyor ama o bizim içimize yerleşmiş. Bir de sonradan içimize işte bu Avrupa Birliği hiç inanmazdı. Öyle yazıları var. Neyse Allah'tan o yazılar kaldı. Hiç öyle bir şey olmayacağına inanıyordu. Paramparça olacağına, geleceği olmadığını, tam tersine buranın geleceği olduğuna inanıyordu ama bu fikirlerinde maalesef çok yalnız kaldı. Kemal Tahir'le orada anlaşıyorlardı. Yoksa ideolojik olarak ne kavgalar. Bir Türk'e Gönül Verdim filmi yapıyor. Orada Alman kadın geliyor, Müslüman oluyor, burada namaz kılıyor. Kemal Tahir kıyametleri koparıyor. Hiç beğenmiyor film. Hiç beğenmiyor filmi. Ama tabii büyük romancı. Çok büyük insan ve yerli ve milli. Yani tarihini biliyor ki. O kadar büyük bir adam ki biliyor. Ama o dini konularda falan anlaşamıyorlar. Küsüyorlar böyle. Kültürel anlamda en azından evet. Evet ve de küsüyorlar falan. Ondan sonra dayanamıyor, telefon ediyor. Dayanamıyor. Sonra barışıyorlar. Çok uzun sürmüyor değil yani, mi? Yani evet sonra uzun sürmüyor. Yani abisini işte belki de hayattaki tek büyük varlığını kaybetmiş gibi onu Nilüfer Aydan bana anlatmıştı. Saatlerce odadan çıkamıyor. Tesadüfen yurt dışında İngiltere'de radyodan duyuyor. Rank stüdyolarında bir filmin şeyini yapıyorlar. Bir Türk böyle işte cin şişeden çıkacak filan. Saatlerce odadan çıkamıyor. Kemal Tahir. Evet bir de olduğunda. Adnan Saygun'un ölümünde öyle olmuştu. Çok fena böyle yerlerde filan banyoda sürünürken buldular. Çünkü yapyalnız işte bu büyük adamlar da gidince kişinin kim kalacak nasıl bunlar. Bir de biliyor musunuz o büyük insanlar ben Adnan Saygun'da gördüm. Beyinde her şey olduğu gibi yerinde inanın bana. Fiziken yani fiziken o ruh dediğimiz şey var ya o yine Adnan Saygun. Onun için onu fark etti eşim. Çok zor bir eserinde düzeltmeler yaptı. Gülsün onay getirmişti. Aksak tartılar üzerine etütler Almanya'da basılmış. Düzeltme yaptı. Ve ertesi günü kaybettik. Artık komada Adnan Bey. Ona dayanamadı son eşim. Son gününde yani. Son gününde evet. Son gününde. Onun için yani işte o toplumsallık falan gerçek neyse o. Gerçek neyse o. Ama sonra da işte Avrupa Birliği'ne giriyoruz diye aman onların istediği gibi filmler yapılsın. Onlar da nasıl film istiyorlar? Sen az gelişmişsin. Şimdi de hala öyle bütün ödüller veriliyor o filmlere Avrupa'da. Bizde de ödüller veriliyor. Evet. Hani festivallerde falan. Yani onlar neyse değişecek. O nesil geliyor. Bu Adnan Saygun'un bizim müzik tarihimiz açısından önemi nedir sizce? Vallahi Adnan Saygun bir sufiydi. Adnan Saygun dindar. Benim eşim dindar bir insan değildi. Ama Kur'an-ı Kerim'i biliyordu. İslam'ın ne kadar büyük din olduğunu biliyordu. Yani dini vecibelerini yerine hiç hoşlanmazdı. Ritüelden hoşlanmazdı. Burada kalbinde. Kalbinde o kadar yani o da Allah sizi görüyor. Allah görüyor. Gülerek gitti inanın son anına doğru güldü bana. Üzülme diye. Düşünebiliyor musunuz? Müthiş de bir tevekkül geldi. Adnan Bey bir sufidir. Büyük bir din alimi. Babası büyük bir din alimi. Necip Celal Bey'di galiba babası. Nevşehirli. Aynı zamanda matematik alimi. Kendi adında formülü var. Hani matematik formülleri vardır ya. Evet. Ve de büyük de bir din alimi ve Mevlevi. İşte çocuklarına düşünün işte bu böyle. Gerçek İslam bu. Fransızca hoca tutuyor. Hatta Rumlar kaçıyorlar. Adnan Bey çocuk o zaman. İşte Rumlar artık gidiyorlar, gidecekler yakıp yıkarak İzmir'e gidiyorlar ve piyano bırakıyorlar. Ve diyorlar ki babasına, Celal Bey diyorlar ya burada bir piyano var bak işte senin çocuğun da çocuklarına bir de kız kardeş var piyano çaldırmak istiyorsun. Ben kimsenin piyanosunu son altını elinde bir tane altın var o altını satıp çocuklarına piyano alıyor. Ondan sonra bir kıraathane kuruyor, o kıraathanede de kütüphane yapıyor ve kütüphane böyle topladığı kitaplardan filan. Ondan sonra bir yazlık sinemada Adnan Bey böyle hani eski filmler sessiz arkasında filmleri. Arkasında tabii. Piyano çalıyor Adnan Bey. Sessiz filmler ve babası o filmleri oynatıyor. Yazlık sinema yapıyor. O parayla İzmir Milli Kütüphanesi kuruluyor. Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir babanın evladı Adnan Saygun. Ve de işte yani müzisyen öyle olacak. Büyük deha. Büyük deha evet. Adnan Saygun. Yani şöyle söyleyeyim. Wagner
Ayarında ilk defa tasavvufu sokmuştur. Müziğe tasavvufu. Hafız okuyor durmadan akşamları. Hafız Şirazi okuyor. Meister Eckhart okuyor. Tabii Meister Eckhart esas getirdi. O Goethe'den başlayan bir şey oldu zaten. Batı Doğu Divanı'yla. Tabii canım tabii. İşte Hammer Kur'an'ı tercüme ediyor. Evet. Ondan sonra Mevlevi tercüme ediyor. Rükert kendisi Türkçe biliyor, Farsça biliyor, Arapça biliyor. Biliyorsunuz Mevlana gazelleri var ki. Bizde acaba Mevlana'ya öyle bir aşk şiiri yazılmıştır? Daha kimler? Neyse bunlar uzun konular. Her neyse. Ve de işte Adnan Bey Wagner'den sonra. Şimdi Wagner tabii Sufizmle ilgileniyor, tasavvufla ilgileniyor ama o kadar ilgileniyor. Hı hı. Ne de olsa bir Hristiyan yani evet. Bir Alman o kadar ilgileniyor. İmrenerek ilgileniyor. Adnan Bey son sözü söylüyor. İşte Yunus Emre Oratoryosu. Yunus Emre'nin divanından sensin Kerim, sensin Rahim, Allah sana sundum elim diye biter ama o sunuş nasıl bir sunuştur size anlatamam yani. Vecd işte. Şey, vuslat. Yani vecdin duygusunu müzikte yaşıyorsunuz ama maalesef biz Atatürk'ten sonra böyle ayırmışız müziği. Çok sesli müzik, tek sesli müzik. Atatürk ya milli ve çağdaş bir devlet yapıyordu ve ne diyor? Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesini üstüne çıkaracağız diyor ya Atatürk. Niye bu ayrım böyle bir anda ortaya? Çok sesli müzik, tek sesli müzik. Yani sanki tek sesli Alaturka, daha Alafranga. Şeymiş gibi, kötü bir müzikmiş gibi. Evet. O da müziği daha Alaturka kötü bir şeymiş aşağı gibi. Müzikmiş gibi. Evet. Çok sesli müzik, çok daha büyük evet. Bir müzik. Böyle bir ayrım var sanki. Alaturka düşünebiliyor musunuz? Alaturka diyorlar. Hayranlık var Osmanlı'ya. Büyük tabii. Hayranlık. Türk Mozart işte Alaturka diyor evet. Ya Türk evet. Marşı. Evet. Ve ne dedirtiyor Selim Paşa'ya? Belki burada insanlık öğrenmişsindir dedirtiyor düşün. Çok övünecek güzel bir şey ve siz onu o hale getiriyorsunuz ki bu hayranlık. Çünkü niye biliyor musunuz? Zengin Avrupa. Evet. Zengin sömürüyor. 40-50 yılların gereksiz bir takıntısı. Onun tabii sonra canım. İnsanlık aşağıdır. O zenginlik bu. Gözlerini kamar. Evet. İnsanlar, insanoğlu böyle. İnsan güce ve paraya çok hayran. Onun için ve de Adnan Saygun falan öyle. Aman Adnan Saygun hele böyle işte Kerem Operası yapıyor. Hele Kerem'de böyle görseniz yine yine aynı tasavvuftur Kerem Operası. Böyle o Kerem'in aslıya kavuşması, aslına kavuşması. Öyle beyaz işte Allah'a yükseliyor falan. Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra falan. O da tükaka oluyor filan. Kemal Tahir devlet anayı yaptı diye. Çünkü niye? Yani işte insanoğlu biraz şey yani, seviyor yani. Şöhret bu, ve para filan öyle şeyler seviyorlar yani. Bu insanların hiç, biraz da ortak özelliği. En başta kendi çevrelerine, Türkiye'deki kültür çevrelerine. Ya bu kadar da fanatik olmayın demek aslında. Bir de yani size şunu söyleyeyim. Yani Ahtapot'un kolları her zaman içimizde. Bakın tabii benim doğru. Canım eşim için. Bir tane bile iyi yazılmış eleştiri bulamazsınız. Ötleri patlıyordu iyi eleştiri yazdıkları. Gülper Hanım bu çok bence değerli bir mesele. Şöyle bu başka bir mesele evet. Başka ama yine bu ulusal sinema ve bu yerlilik, millilik meselesini konuşmamız gereken bir alan. Çünkü hem Kemal Tahir hem Halit Bey hem diğer saydığımız isimler kültürel anlamda bu işin bir anlamda bir dönem savaşını verdiler. Bir de bunun karşı cephesi var. Niye onunla direniyor bunu? Biraz bunları konuşalım da istiyorum ama kısa bir mola vereceğiz izniniz olursa. Tabii. Eyvallah. Sevgili dostlar kısa bir mola vereceğiz. Ayrılmayın lütfen. Sevgili dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gülper Refi ile akademisyen Gülper Refi ile sohbet etmeye. Tam oradan devam edelim bence ya. Ruh doğudur, beden batıdır dedi Gülper Hanım. Tam oradan devam edelim. Eyvah. Niye eyvah? Eyvah. Derin konular. Zor, derin bir konu. derin konu. Konular evet. Tamam derin olmayan ama daha başka bir konu seçeyim mi? Şimdi yine arada, şimdi bizim program, bunu da her keresinde söylüyorum da yani böyle bir, ama gerçekten öyle değil mi İbrahim Bey? Programımızın hep enteresan konu başlıkları, arada konuşulan konu başlıkları. İzleyenlerimizin de merak ettikleri kısımlar genelde o bizim programımızın evet. Arasında konuştuğumuz evet. Konular. Siz şimdi dışarıda sohbet ederken dediniz ki Halit Bey ile evlenirken iki nikah şahidimiz vardı. Birisi öyledir zaten. Birisi Metin Ersan'dı evet. İkincisi de sakallı Oğuz Atay. Karakuru bir insan dediniz. Ha karakuru değil de böyle biraz, yani hiç. İri yarı. Eyvallah iri yarı. Yani hiç kimse fotoğrafını çekmemiş. Bizim, tanınmamış. Bakıyorum. Hep biz ikimizi çekmişler Metin Aksan'la. İkimiz Metin Aksan'la. Oğuzcuğumun sadece böyle yandan burnunun ucu falan yani
Bunu da ne getirdi bu sakallı adam? Halit işte antika arkadaşıdır diye. Hiç. Ki tehlikeli oyunlarla tutunamayanlar o zaman vardı. Onun için yani işte Oğuz'a da çok değer veriyordu. Nasıldı dostlukları, ilişkileri? Yani iyiydi. Önce tabii çok kavgalar ettiler. Tabii. Oğuz işte Borges'ler, Faulkner'ler böyle batıcı falan şey batıya düşkün. Geliyordu. Harika kavgalar. İkisi de bayılıyordu o münakaşalara. Münakaşalara bayılıyorlar. Coşkun. Ben de çaylar. Kilolarca, tonlarca çaylar ve tartışmalar. Sonra böyle kadife bir yumrukla Oğuz'un o derin tarafını canım ortaya çıkardı. Ve çünkü bireyciydi Oğuz. Bireyciydi ve çok üzülüyordu. Hiç kimse kitaplarını basmak istemiyor. Hiç kimse anlamıyor. Sevmiyorlar arkadaşları, o batıcı, solcu arkadaşları falan. Ve benim canım onu böyle kadife yumruklu toplumcu yaptı. Çünkü başka çare yok. Çünkü bireyci olduğunuz zaman benim canım, eşim de acı çekecekti. Ama toplumcu olduğunuz zaman açıkçası bir dava uğraşıyorsunuz. Türkiye'nin ruhu projesi acaba hani bu etkinin... İşte onun onun etkisiyle ve okuduğu romanlar değişti, okuduğu yazarlar değişti. Konuşmalar değil. Oğuz yumuşadı. Böyle yani çok sık gelmeye başladı artık. Yani ben hani yeni evliydim. Neredeyse Oğuz'la ikimiz evliydik gibi. Hatta benden rahatsız oluyordu. Onu hissediyorum. Ah şu Gülper olmasa da bir Salih'le sabahlara kadar konuşsak diye. Ondan sonra ama sonra biz işte Amerika'da yaptığı PBS kanalı için zorla film yaptırdılar. Orada da istemiyordu. Böyle gün sayıyor. Döneceği günleri sayıyor. İşte o filmin montajını bile yapmadı. Pakize mektup yazınca Oğuz işte kötü hayatını kaybedecek deyince koşa koşa İngiltere'ye gittik, Londra'ya. Ve de Oğuz'la da orada da konuştular ve alıştırmak için Oğuz'la galiba ölüm üstüne konuşuyorlardı. Oğuz çünkü işte hep bilinçaltı akımı, bilinçaltı beynimiz. İşte Oğuz'cum bak işte beyin... Sen de düşün, yani onu konuşturuyordu. Öyle tahmin ediyorum. Hazırlasın kendisini diye. Çünkü kısa bir zaman sonra da kaybettik. Beyin tümöründen, evet. Olmadı. Yani yaşayamadı. Çünkü çok acı çekiyordu. Tam toplumsal oldu. Toplumcu oldu. Türkiye'nin ruhunu yazacağım diyordu. İşte Kemal Tahir'le ilgileniyordu. Ahmet Hamdi'yle, Evliya Çelebi'yle ilgileniyordu. Tasavvufla ilgileniyordu. Yani başka türlü bir Oğuz oldu. Yumuşadı. Kavgalar yerini böyle hoş konuşmalara bıraktı ama biz maalesef işte seks filmleri furyasında Amerika'ya gitmek zorunda kaldık. Çok davet alıyordu, gitmiyordu eşim. Lanet olsun gidelim bakalım ne olacak diye arkadaşları vardı. Çok çağırıyorlardı işte orada film yapsın, üniversitelerde ders versin diye. Oğuz'da biz gider gitmez bu beyin tümörü çıktı ve o sene biz oradayken işte döndük, ölümüne döndük. İşte acılar... Böyle acılar oluyor, hayat böyle. Evet. Oğuzcum. Bu Türkiye'nin ruhu meselesinin ilk nasıl çıktığını hatırlıyor musunuz konuşmalarında? Hani böyle değindiği bir ayırt edici bir şey mi oldu? Nerede anlatıyor biliyor musunuz? Oyunlarla yaşayanlar onu yazdı Oğuz. Orada bir lafı vardır. Kör talih, lanet olsun sana kör talih. Neden ecnebi malumatın kölesi yaptın beni kör talih, lanet olsun sana. Ve Coşkun ermiştir oradaki kahramanla da. Halbuki mesela tutunamayanlar tehlikeli oyunlardaki falan tipleri, Oğuz'un tipleri işte Selim olsun, Turgut falan. İşte birisi kendi kültürüne yabancı, öteki batı karşısında ezik falan. Ezik büzük tipler onlar yani böyle işte tutunamayan, tehlikeli oyunlar oynayan tutunamayanlar. İşte çok dostlar önce arkadaşlar sonra ayrılıyorlar. Oğuz romancı olacak, Fikriye ile evleniyor. Canım da. Türkiye'de iyi sinema kuracak. Bu dostlukları çok eski. Eski, 60'lar. Sonra 7-8 sene görüşmüyorlar. Sonra Beyoğlu'nda karşılaşınca Oğuz ne yapıyorsun diyor. Ben roman yazıyorum diyor. Ve şaşırdım diyor yani. Hiç Oğuz böyle romancı. İşte mühendis. Oğuz mühendis ama Varlık Dergisi çıkaracak. Sosyalist dergi çıkaracak. Okuyunca tabii anlıyor Oğuz'un büyüklüğünü. Oğuz da çok mutlu oluyor. Böyle konuşurdu. Durmadan konuşurdu. Çünkü kimseyle konuşamıyor. Kimseye derdini anlatamıyor. Ama böyle bir dramatik bir durum ama oyunlarla yaşayanlar da epey çok şey koymuştur. Bakın dikkat edin o tiyatro oyunundan hiç bahsedilmez Oğuz'un. Ki son eseridir. Son yazdığı bir. Eylem bilim var. Eylem bilimi işte yarım kaldı. Yarım bilim kalmış, adamının romanıyla oyunlarla yaşayan. Hiç ondan bahsedilmez.
Halbuki tehlike var. İşte ne yazdın hepsi. Oğuz diyor. Oğuz ne yazdın diyor. Bizi yazdım diyor. İşte o ezik şey halleri. Ondan sonra işte biraz artık Sıtkı sıyrılıp tamamen batıya dönüyor. Tam böyle Türkiye'nin ruhunu yakaladığı işte toplumcu o bireyciliği bıraktı. Değil mi? Bizde cemaatle, bizde ümmet var cemaat biz. Beraber namaz kılarız öyle. Ya evimizde yalnız da kılarız ama camide daha ümmet cemaat tabii. Evet. Ve bir müzik şeyinden, namelerinden çağrılır, davet olunur. Hani İslam'da sanat manat yoktur. Hayır, İslam'ın özü sanatla başlıyor. Müzikle çağrılıyor. Çançun çançun. Çan çalınmıyor değil mi? Müzikle evet. Çalınıyor. Onun için tam döndü, kendini buldu ama oyunlarla yaşayanlar müthiştir size söyleyeyim yani. Onun aklınızda olsun. Kızı da Özge evladım, benim evladım gibidir. O da içine kapanıktır babası gibi. Çok çıkmaz ortaya. Çıkmaz gazetelere, televizyonlara falan. Karısından biz çok dertleşiriz. O da pek çıkamıyor dışarıya. Çok yaşlandı epey. Fikriye inen işte şey diyoruz. Ben de böyle antika eser gibi vallahi. Estağfurullah. Antika eser gibi. Ne güzel i̇şte Allah nasip etti nasip bu insanları tanıdım. Bu tip ayrıntıları çok tabii, insan biriktirmişsiniz. 10 kitap devirsek bulamayız yani şimdi. Yani düşünün bazen kiramızınızı ödeyemiyorsunuz evet. Değil mi? Bazen yemek yemekte bile zorlanabiliyorsunuz ama ben biliyorum ki bu adam bunu isteyerek yaptı. O zaman o muhteşem bir şey. Onun için evimizden kahkaha hiç eksik olmuyordu. Eyvallah. O onurlu ve özgür yaşamak muhteşem bir şey. Hiç kimsenin karşısında, hiç Amerika'da da gittik, kimlerle görüştük, görüştük. Her zaman aynı. Hep aynı. Şöyle giderdi benim canım. Bir senaryo, ortak film yapma şeyi var mıydı Oğuz Atay'la? Ortak senaryo yazma çabası. Oğuz'dan sonra çok istedi fakat olmadı. Olmadı biliyor musunuz? Benim canım yapamıyordu. O şey, beyaz mantolu adamı vardı galiba. Evet, hikayesi. Hikayelerde. Evet. Onlar da koydu da hatta ama durmadan müdürler değişiyor, o değişiyor ve benim canım da biliyor musunuz çok onurlu bir adamdı. Kimseden bir şey isteyemiyor. Anca gelecek birisi Halit'ciğim ne yapacak, yapmak istiyorsun diyecek, yazacak, götürecek. Yani beyaz mantolu adamı bir senaryolaştırmayı düşündü. Yani canım çok istedi Oğuz'un bir hikayesini yapmak falan ama işte insanlar böyle çok koşuşturuyorlar bir şey yapmak için. Onun için siz hep geride kalıyorsunuz. Koşuşturanların arkasında kalıyorsunuz. Kolay değil. Evet. Üzücü. Tabii diyorum bu süreçte belki ilk başlarda özellikle bu adamlar kim, bu insanlar niye sürekli bizim evimize doluşuyor diye düşünmüşsünüzdür. Ya evet evet. Böyle hayretle bakıyordum bunlar da kim. Ben böyle dünya çapında meşhur insanlarla falan beraber olmuşum. Nedir bu duygular, metinler? Sonradan anlıyorsunuz tabii. Metin'in nasıl bir adam olduğunu. Hiç unutmuyorum. Kuyu filmini seyrettim. Bir Metin siyah bize geldi. Siyah beyaz, siyah beyaz kuyu filmi. Çok. Ve sarıldım. Bak senin için deha derdi Metin'cim. Şimdi inandım. Doğru sen gerçekten dehaymışsın diye. Onları arıyordu canımın işte. Bütün o toplumsal gerçekçiliği, her şeyi bu ülkenin o kayıp, görülmeyen, görülmek istenmeyen büyük değerinin onun farkındaydı, biliyordu. Ve son kitabının adı da Tek Umut Türkiye'dir. Yani dünyayı da insanlığı kurtaracak olan kültürün. Onun enstitüsünü kurmaya çalışıyorum işte şimdi. Öyle bir enstitü kurmaya çalışıyorum. Evet. Bir Halit Refi Enstitüsü. Evet ama Tek Umut Türkiye yani. O ben yoktu benim canımda, yine olmayacak. Ülkemiz için ve insanlık için. Metin Erksan'la dostlukları nasıldı? Yani şimdi... Aslında Metin Bey'le birbirlerine çok da uzak bir sinema anlayışları yok. Belki Metin Erksan'ınki biraz daha sembollerle çalışan bir zihni var sinemada. Ama kavrayış olarak ben çok yakın görürüm ikisinin de bakışını. Siz nasıl değerlendirirsiniz o vallahi ilişkilerini? Vallahi ikisi şöyle söyleyeyim. Akla kara gibilerdi ama yin yang. Evet. Hegel, tez, antitez, siz daha iyi sentez. Şimdi. Evet doğru. Tez, antitez, doğru. Sentez. İkisi tez, antitez gibilerdi. Çünkü Metin... Aman Halit benim önüme geçecek. Ben sinema tanrısı, sinema devi Halit olacak diye ödü patlardı. Hem tapardı. Ha öyle bir tarafı benim... da vardı. Aa tabii. Hem tapınç mektupları var. Yeni basıldı tekrar o kitap. Metin'in mektupları var içinde. Amerika'ya mektup, Oğuz'un mektupları var. Metin'in mektupları var. Tapınç. Sen Gandhi, Mevlana işte birisi daha onların birleşimisin Halit'ciğim. Senin gibi adam. Öbür taraftan da bir gün bir röportaj yapılıyor. Halit Refik asılmalıdır diyor. Asılmalıdır diyor. Yerin dibine batırıyor filmlerini. Ama sonra bir kek alıp gelirdi.
Gülper'cim Halit evde mi? Metin'cim ha evde değil ama şu saatte gelecek. Tamam ben geliyorum. Kekini alır gelir. Başını omzuna koyup Yüce Halit diye ağlardı. Anlatabiliyor Metin. İşte, bu kontrastlar onu büyük sanatçı yapıyordu. Benim canım da tek başına ayakta durması gerektiği için ve bir dava adamı olduğu için ve büyük devlerle savaşmak mecburiyetindesiniz. Siz Batı meydan okuyup ben senin istediğin filmleri değil, kendi istediğim filmleri, kendi düşünüp yapacağım dediğin zaman o zaman Don Kişot gibi değil ama işte o değirmenle savaşacaksınız. Doğru. O Don Kişot gibi değildi. Orada Don Kişot biraz Cervantes. Cervantes de Endülüs'ü gösterir orada yaşanması, olması gereken yer. Çünkü onlar işte o Sancho Pancho ile Don Kişot'u öyle Endülüs devam etse öyle perişan duruma düşmezdi Don Kişot. Her neyse. Ay dur nereden buraya geldik hay Allah. Evet çok gelip gidenler evet, çok oluyor. Ha çok evet evet. Ha Metin pardon Metin Aksan. Aksan. Metin evet. Aksan da kişilikleri çok özür dilerim. Şeydi zıttı fakat Metin Aksan da çok büyük bir sinemacıydı. Ve o da yurtseverdi fakat dayanamadı. Benim canım dayanabildi de dayanmak kolay değil. Çünkü yani filmlerinizi yerden yere vuruyorlar. Öyle bir saldırıyla karşı karşıya. Bir şey söyleyeceğim. Bir dayanamadı diyorsunuz da böyle bir çevre var anladığım kadarıyla. Tabii, tabii, o tabii, çevrenin tabii. Karşısında Halit Bey, işte tabii, Metin Aksan sinema tek çevresi diyebilir miyiz o çevreye? Tabii tabii daha geniş bir çevre. Yani ve bir de, görünen kısmı sinematik ama bir entelektüel medyatik, savaş var. Medyatik ortamda kadarıyla. Gazeteciler ve televizyoncular o cesareti gösteremiyorlardı Halit Refik'i methetmek. Kemal Tahir'i methedebiliyorlar mı? Batı ile mücadele eden kimseyi. Çünkü şey derdi benim canım, yavrucum derdi. Hiç kızmazdı bunlara kendini yerden yere bırak. Ne yapsın zavallıcıklar benim yüzümden aç, sefil, parasız mı kalsınlar derdi. Olaya bu açıdan bakıyordu. Sinematek özellikle bu ulusal sinema meselesine karşılıklı anladığım kadarıyla. Onlar işte siz niye Avrupalılar gibi sinema yapmıyorsunuz? Hoşlanmıyor, kendi kültüründen hoşlanmıyor. Dininden hoşlanmıyor, insanından hoşlanmıyor. Kendini az gelişmiş, geri kalmış buluyor. Ve siz de onun gerçeklerini ortaya koyduğunuz zaman inanmıyor zaten. İnanmıyor, ona inanması zor geliyor. Ve reddediyor yani böyle yani. Yavrucuğum derdi, kimileri derdi çok küçük avantajlar için filan ama kimileri de beyinleri olmadığı için böyle görüyordu, böyle bakıyordu. İşte Batı medenidir, büyüktür, biz küçüğüz. Kimisinin beyni yok, kimisi de küçük şeylere razı. Orada otellerde kalıp yemekler yemek filan. O yüzden yani bazıları da herhalde metazori yapıyorlardı. Çünkü böyle o kötü yazı yazanlar, Yorgun Savaşçı'yı yaktıranlar filan karşı karşıya gelince vallahi ben yapmadım, ben değildim filan. Diyorlardı. O cesaret istiyor. Kolay bir iş değil. Tabii. Bir de mağlubiyet perestlik var tabii. O da var. O zaten ben en büyük tam, psikos. Halit Bey'i tam söylediğiniz noktada tanıdım. 2000'li yılların başında. Yorgun Savaşçı meselesi mi? Yok. Ankara'da öğrenciydim. Ve o dönemde Avrupa Birliği ile ilgili yoğun bir tartışma yapılırdı. Ya, ya. İşte Halit Bey de bunu bulabildiği şey. Her ortamda. NATO'dan çıkalım, tabii. Avrupa Birliği'ne girmeyelim tabii. Evet, tabii. Öyle bir yerli öyle özgüvenli bir yaklaşımı vardı. Her zaman fazlasıyla özgüvenli. Birkaç bir iki kez dinleme fırsatı bulmuştum ve şaşırmıştım mu? Tabii. Ay, Avrupa Birliği diye bir şey yok. Bu bir palavra. Tabii. Bu devam etmeyecek. Ben Avrupa Birlikçi. Mesela Erol Manisalı şey derdi. O da ulusalcıydı ama yani girelim onurumuzla. Onurumuz benim canım inanmıyordu. O onun zaten dedikleri gerçek oluyor. Almayacaklarını düşünüyordu. Tabii. Asla ve katta asla. Ve kendimizi küçük düşürmemize gerek yok. Evet. Olmadığını söylüyordu. Evet. Öyle bir noktada tanıdım. Ondan sonra yavaş yavaş daha çok takip etmeye başladım. İşte o dönem Kurtuluş Kayalı olsun. O vardı onu hatırlıyorum bazen. Ya o bizim ahbabımız değildi Kurtuluş Kayalı. Evet. O Metin Aksancı'dır. Metin Aksancı olduğu için de benim öyle canımı mi? Evet yermekten hoşlanır. Çok yerer. Mesela kitap yazmış Metin Aksancı için. Orada durmadan halbuki benim canım yerilmekten filan. Hiç şey etmezdi, gocunmazdı. Öyle ben sanki şey. Konuşmalarda bir şekilde hep Halit Bey'den övgüyle söz eden bir halini hatırlıyorum acaba. Seminerde. O gün yan yanaydılarsa öyle bir şey olmuştur kazara. Muhtemelen. Şimdi öyle değil. Muhtemelen bir Kemal Tahir anması. Kemal Tahir için tabii. Orada. Bakın o mektuplarda da Kemal Tahir'e mesela orada paramız yok, pulumuz yok. Amerika'da ne yapacağız? Bu böyle gün sayıyor filan. İşte tekrar seçim olacak, hükümet değişecek, belki seks filmleri kalkacak, geri döneceğiz. Oğuz'a yazdığı mektuplarda bir Kemal Tahir'i anma töreni, Kemal Tahir'i anma töreni. Kendinize bunu bir yaşam şeyi olarak ideali, amaç gaye edinirseniz,
Yani ben yok, biz varız. Yani gerçekten evet. Ben de şimdi inanın çok 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 rahat yaşıyorum, iyi yaşıyorum. Yani toplumunuzu kendinizin önünde görüyorsunuz. E bu da size bir kıvanç, mutluluk veriyor. Çünkü yani gerçekten burası muhteşem bir toplum. Eyvallah. Muhteşem bir toplum. Bir şeyi merak ediyorum. Yorgun Savaşçı dediniz, geçtiniz. Şimdikiler biraz bilmiyorlar bu meseleyi ama biraz hızlıca anlatmanız mümkün olur mu? Yorgun Savaşçı'nın yakılma sürecini. Belki evet. İzleyenlerimizin hepsi evet. Çok vakıf olamayabilir konu. Evet, işte Ecevit Aşkı Memnu'da yaptırdı. Evet. Ondan sonra Ecevit hükümetten gitti. Bitti bizim yine işimiz TRT ile falan. Benim canım yine tabii ticari sinemaya muhtaç. Tekrar geldiği zaman Kemal Tahir dostuydu o da, Kemal Tahir. Evet. Ve biliyorsunuz Yorgun Savaşçı da işte o hiç işlerine gelmiyor bizim işte o şey ecnebi pasaportlularımızın işlerine gelmiyor. Çünkü orada hep bu başımıza gelenler milli mücadelede olan biten Türkiye'de olan feci olayların başında bir yabancı parmağı var. İngiliz evet. parmağı var, Fransız parmağı var her neyse. Onlar açıkça Kemal Tahir ortaya koyuyor belgeleriyle, bilgileriyle, gerçekle ve isimlerinden. Her neyse işte biz Amerika'dan döndük ama oradaki arkadaşları çok istiyorlardı. Tekrar geri dön, burada ders ver. Benim de aklım kaldı çünkü burada itiliyoruz, kakılıyoruz. Yani evimizin kirasını veremiyoruz. Yani bir umut belki daha doğrudur. Şöyle diyordum hatta ben de. İşte biraz orada yaşayalım, yani ülkemizi de bırakmayalım falan diye kat diyen ve o sıralarda Yılmaz Dağdeviren geldi. Ve de işte Ecevit iktidarda. Tabii Kemal Tahir ne yapacaksınız? Tabii ki Yorgun Savaşçı'yı yapacaksınız. Milli mücadele bütün gerçekleriyle nasıl işte birkaç tane kolordu, birkaç tane askerle aynı Çanakkale Zaferi gibi böyle hı. savaşıyorsunuz. Yalnız şey dedi, istedi. Genelkurmay dedi, senaryosunu yazdı sabahlara kadar ve düşünebiliyor musunuz? Bizim yaşadığımız evde o kadar perişan bir evdi ki para toplanamıyor ve kışın yani o kışın yazdı işte. Bütün kış yazdı senaryoyu Yorgun Savaşçı'nın. Çok değişiklikler yapardı. Yani çektiği filmlerde Aşk-ı Memnu'da da yaptı. Sabahlara kadar ve buz gibi soğuk işte çoraplar giydiriyorum. Yanmıyor, kalorifer falan yanmıyor. Hatta böyle banyoda küveti doldururdum ki oradan biraz içeri sıcaklık gelsin. O haldeyken yazıyor. Ama yani başına bir şey geleceğini biliyordu şimdi. Kemal Tahir tek başınayken zaten yeteri kadar rahatsız edici bir figür. Şimdi bir de hal trefiyle bunlar bir araya geldiler. Anneciğim çok korkunç bir şey bu. Mutlak olmaması gereken bir şey. Onun için Genelkurmay'dan okuyup izin verilmesini istedi. Önce okudular ve aynı yaktıranlar. Kenan Evren Genelkurmay Başkanı'ydı. Düşünebiliyor musunuz? Yani biliyordu başına bir şeyler geleceğini ama filmin yakılacağını artık yakılacak derecede ve de şöyle söyleyeyim, çekimler başladı ve işte o en korkunç 78-79, en korkunç günde 20 kişi falan öldürülüyor. Yani en korkunç dönemler ve de sette de yani çok korkunç şeyler oluyordu ve hatta işte adam kaçırıldı. Tabii çekim lambalar sırasında. Tabii, çok enteresan. Adam ve tehditler vardı. Yo, Can Gürzap falan tehdit. Ve ben görüyordum bizim kapımızın önünde böyle karanlık tipler dolaşıyorlardı. Onun için sabahtan akşama kadar camda bekliyordum. Birinci kattaydı bizim evimiz. Böyle iki odalı evimiz, gelin gittiğim. Orada bekliyordum ki hani canıma bir şey yaparlarsa. Hatta eve geldi bir akşam. Bakıyorum ben artık olacak gibi değil. Yani herkes kaçtı. Abdi'yi vurdular. 79'da Abdi İpekçi falan. Hatta o akşam Deniz Baykal'la Semih Balcıoğlu bizim eve geldiler, hiç unutmuyorum. Ve şey demişti Deniz Baykal, sonun başlangıcı demişti. Neyse çok şükür öyle bir şey yok. Ve de şey dedim, bir akşam eve geldi, seni de vuracaklar dedim. Ve şey dedi, yani çok özür diliyorum. Deniz Baykal söylüyor değil mi? Hayır. Ben dedim. Evet, siz dediniz. O akşam konuştular. Ben dedim, bir akşam geldi, o kadar acı çekiyorum ki görüyorum kapının önünde bekliyorlar. Seni de vuracaklar dedim. Yani ölümü göze aldığını söyledi bana. Kemal Tahir senin için ölümü göze alır mıydı? Onun benim için ölmesi gerekmiyordu dedi. Çünkü o aynı zamanda ülkesi için bunu yapıyor. Yorgun Savaşçı'yı biz hangi şartlarda yaptık? Sonra istifa etti. Yani baktı böyle tatsız şelif. İçecek su yoktu filmler, çekimler yapılarak. İçecek su yok. Yani şey darbe oldu, önce bir duraksadı darbeden sonra.
Sonra Doğan Avcıoğlu tekrar TRT Genel Müdürü olduğu zaman Doğan Avcıoğlu tabii Kemal Tahir'i falan tanıyor. Tekrar çekimleri başlattı fakat yani anasından emdiğini burnundan getirir derler ya yani hiçbir şey yani yok. Yani filmin çekilmemesi için bütün zorlukları yani yaşattılar. Yaptılar ve istifa etti. Hatta TRT'ye gidiyordu. Otobüse verecek paramız yoktu. TRT'ye karda bata çıka yürüyerek gidiyordu montajı falan yaparken. İstifa etti, para almıyordu. Ona kimse öyle zat sut askerler bile yapamaz. Hiç kimse yapamaz ama sonunda yaktılar. Film bitti ardından film yakma kararı. Tabii tabii yaktılar. Bir video kopya almışlar. Çok kötü bir video evet, kopya almışlar. Evet onu soracaktım. Bir kopyasının olduğu söyleniyor. İşte var çok kötü bir video kopya var. O şimdi YouTube'da var. Hmm. Fakat ne yaptılar biliyor musunuz? Sadece HBB tekrar bir feci bir Yorgun Savaşçı çekti. Böyle şey imkanlarla. Böyle uyduruk bir Yorgun Savaşçı. O da Yorgun Savaşçı diye gösteriliyor ki herkes o Yorgun Savaşçı sansın diye. O dizi şeklinde yaptılar galiba değil mi? Dizi bu da dizi 13 bölüm. Dizi. 13 bölüm, bu da 13 bölüm dizi değil. Evet. Pardon yok 8 bölüm. 8 bölüm. 8 bölüm dizi bu da dizi ama o şartla dizilere razı olurdu. Baştan sona kadar yazacak ve öyle çekilecek. Aslında yani şimdinin şartlarından baktığınızda 3'e ayrılmış uzun bir film gibi. Evet uzun film. Aşkı Memnu da öyledir. Evet. Tabii tabii 6 bölüm. O zaman işte uzun bu film. Mini dizi şeyi vardı yani çok başarılı uygulamalarda oldu. Aşkı Memnu onlardan biriydi. Ve çok yetkin olanlardan bir tanesiydi. Doğru. Yani şey yoktu. Bir başlayalım beğenilirse biz bunu. Yok yok öyle şey girmez öyle şeylere zaten. Tabii. Dedi zaten Türker'in oğluna dedi Türker'cim benden başka kimsenin çekemeyeceği bir dizi olursa iki elim kanda olsa gelip çekerim. Fakat benden başkaları da çekebilecekse beni dizilere çağırma çok parasızlık ama yapamazdı bu şartlarda. Yani artık o kadar taviz veremezdi canım eşim. Ondan sonra işte biraz içine kapandı yani. Filmler de biraz kalitesizleşti. Ama tek umut Türkiye. Yani o geleceği görüyordu. Hı hı. Geleceği görüyordu. Hatta bir gün birileri böyle bir iltifat laf ettiler. Bir Eskişehir Üniversitesi'nden geldiler. Yılmaz Büyükerşen dostudur. Belediye başkanı. Bir iltifat laf ettiler. Biliyor musun dedim sana ne söyledi bu öğrenciler dedim. Biz alışık değiliz. Öyle bir beklentisi de yok. Aman ben çok medediliyim. Ben büyük yönetmen olayım bilmem ne. Umurunda bile değildi. Yavrucuğum sen bunları çok duyacaksın dedi. Hatta Han'ın filminin şeyini yaptılar. İşte replikasını. Driving Mrs. Daisy diye Oscar aldı. Gittik seyrettik baktık filmi yapmışlar. Yıldız Kenter de seyretti. Yapmış kopya çekmişler. Senaryoyu çünkü çaldılar. Bir Amerikalı dostumuz yalvardı çok etkilendi filmden. Profesör Karıkoca hatta Nobel adayıydı. Götürdüler Chicago Film Festivali'ne. Film kayboldu. 2 sene sonra bu Oscar kazanan Allah. Film yapıldı. Tabii tabii. Driving Mrs. Daisy diye taklit. Taklit aynı. Konu neredeyse aynı. Ondan sonra bak yavrucuğum dedi. Sen dedi benim umurumda değil ama sen dedi sevinirdim ben Oscar kazansam. Saygı işte dedi ben Oscar. Bu böyle hiç kabul etmiyordu. Bu konuları da konuşmak istemez ama bir profesör dostumuz vardı. Ohio Üniversitesi'nde. O da ders verdirdi filan bir film yaptırdı canıma. O öğrencilerini, doktor öğrencilerini getirirdi her sene Halit Refik'i tanıyın diye buraya getirirdi. Bir sene geldi o Driving Mrs. Daisy'nin yapıldığı sene. Ve biz de onları ilk akşam işte benim canımın filmlerini seyrederlerdi filan burada onları gezdirirdi. Çok severdi Türkiye Elliot Staff Profesör, film bölümü başkanı Ohio'nun. Biz de onları üniversite lokantasına yemeğe götürürdük ilk gece. Oturduk. Biliyor musunuz dedi, Driving Mrs. Daisy Halit'in filminin taklididir dedi. Hiç hoşlanmazdı böyle şeylerin konuşulmasından. Ya Halit dedi artık bir sahne var ki, birebir aynı yani, birebir aynı. Halit dedi, ay Elliot lütfen bırak dedi. Hoşlanmazdı böyle şeylerden. Bakın ben yok, beni atmış. Ama işte 19 yaşında o Yunus Emre'yi tanımasıyla başlıyor. Hı hı. Tanımasıyla başlıyor. O Kemal Tahir, hani Kemal Tahir'den ulusalcı, Kemal Tahir ulusalcı da değildi. Kemal Tahir'le... Bunlar bizim bu sol cenahtakiler, kendilerine solcu diyenler. Gerçek solcu Kemal Tahir'le benim canım. Yani solculuk diye bir şey varsa solcu molcu değildi de. Zannediyorlar ki bir insanı sevmek için mutlaka aynı düşüneceksin. Evet. Böyle aynı şey gibi, turnusol kağıdı gibi. Hayır kardeşim, büyük romancı. Ha nerede aynı düşünüyorlar? Memleket sevgisi ve
bu eserlerini yaratırken evet kendi özünden, evet, kendi tarihinden, kendi kültüründen, ha, alıyor. Ama benzer, bu başka birçok konuda çok farklı, evet, farklı bakış açılarına sahipler. Evet, evet, hiç yani ulusal sinemacı da falan da değil. Ama benim canıma öyle soruyorlar, o da evet evet dediği için hep öyle biliniyordu. Bence bu iyi bir şey, iyi bir şey, bencil olmamak, akıl, çok akıllıca bir şey. Acı çekmiyorsunuz. Eyvallah. Bir şey merak ediyorum. Entelektüeller içerisinde, yazarlar içerisinde yakın olduğu başka isimler ya da böyle ilgiyle takip ettiği, size dediği, işte ya şu isim çok enteresan falan dediği birileri var mıydı? Valla çölde bahar arıyorum derdi. Sinemada vardı. Kardeşim benim filmi, Nesli Çöl Geçen'in bir filmini seyretti. Çok heyecanlandı. Çölde bahar arıyorum yavrucum derdi. Yani bizi böyle az gelişmiş, geri kalmış Türkler. Şimdi yapıyorlar ya öyle filmler. Öyle yaptığınız zaman her yerde ödül var, para var. Benim canımla olduğu zaman böyle iki odalı kiralık evde yaşıyorsun. O tabii seçimi onun. O kiralık eve kimler geldi, çıktı. Ne yemekler yedik biz, ben bir kilo kıyma ile bir ayna yemekler yapardım. Kah kah keh keh yani. Hayatımızdan biz memnunduk. Ama onun dışı sinemadan Yavuz Turgul'un Muhsin Bey'ini beğenmişti. Abi, kendi arkadaşlarını çok severdi hepsini. Ustam ustam diye Atıf Yılmaz'ı çok. Lütfi Bey doğum günleri bizde kutlanır. Adnan Bey, Saygun gibi. Yani buradaki büyük adamların hepsine karşı böyle bir şükran borcu hissediyordu. Bak bu insanlar hiçbir şey beklemeden neler yapıyor. Lütfü Akat'ın hep son senelerinde doğum günleri bizim evde kutlanırdı. Yani öyle vardı ama yani öyle genç sinemacılar içinde böyle arardı öğrencilerinde filan. Yani çok fazla. İşte Oğuz vardı, Oğuz da gitti. Yani biraz yalnız kaldı öyle diyebiliriz, biliyor musunuz? Yani o nesil, o şeyler yok, o sanatçılar yok. Ama inanın bana gelecek, şimdi çok parlak gençler var. Çok parlak gençler var. Müthiş işler yapıyorlar. Ha Yılmaz Erdoğan'ın mesela Vizontele'yi çok beğendi. Vizontele'yi çok beğendi. O Kurtlar Vadisi filminde öyle o diziyi falan öyle vurdu kırdı. Onu tabii izleyemiyordu. Ben izliyordum, hoşuma gidiyordu. Aman izle izle diyordu. Athos, Patos, Aramis, D'Artagnan. Ama filmde o şey sahnesi çok hoşuna gitti dedi. İlk defa dedi bir Türk yönetmen böyle bir sahne yapıyor. Hani adamın suratına peçete atar ya, o çuvalı geçirdi Polat Alemdar. O filmi izledi bakayım ne yaptılar diye. O çok hoşuna gitmişti. Adamın başına böyle peçeteyi suratına atar Amerikalı'nın. Yani o çok hoşuna gitmişti. Bu kült demişti yani. Bu kült işte olması gereken. Sen benim başıma çuval geçirirsen ben de senin şeyine peçeteyi atarım kardeşim gibi. Yılmaz Erdoğan'ın evet Vizontele filmini çok güzel bir filmdir o. Onu çok beğenmişti. Yavuz'u beğeniyordu. Onun dışında Nesli Çöl Geçen beğenmişti. Çok fazla da böyle sinemaya minemaya da gidemiyorduk. Televizyonda da böyle çok fazla bir şey yoktu işte. Odasına gidip çalışıyordu böyle bir şeyler okuyordu, yazıyordu. O MPQ dergisi vardı. Amerikalıların muhalif bir dergi. Oraya yazılar yazıyordu. O yazıları okuyordu. Yani Türkiye sayısını çıkarıyordu MPQ'nun. O muhalif bir dergiydi ve bütün dünyanın entelektüelleri yazıyordu orada. Hatta oradaki editör bu 11 Eylül'den sonra tesadüfen denk geldi. Bir yazı yazmıştı. Ali Saydam istedi. Bir kültür yazısı. Bütün karşılaştırmalı dünya kültürleri. Ali Saydam onu İngilizce'ye çevirip MPQ'ya yollamış. Tesadüfen 11 Eylül sayısında o basıldı. Ve adam böyle great diye, o yazı böyle great diye. Yani niçin buraya gelecek yani? Amerika niçin buralardan çekilecek, gidecek falan diye öyle bir yazıydı. Öyle şey istiyordu işte. Kemal Tahir gibi olsun işte, eski Metin Erksan gibi olsun. Yani böyle ülkesini küçük görmeyen, az gelişmiş, üçüncü dünya ülkesi, öyle eserler yapılsın istiyordu. Tek tük de olsa öyle oluyordu ama öğrencilerini çok seviyordu. Sonra Sami çok büyük, Sami Şekeroğlu hiç hoş olmayan şeyler yaptı. Tasını tarağını topladı. Enstitü'den de ayrıldı. Çünkü kadro herkes kadroluydu, maaş alıyordu. Ben Sami'nin memuru olmam diyordu. Bak Nietzsche diyormuş. İşte böyle tasın tarağını toplayıp gidebiliyorsun. Kadroluysan gidemiyorsun. Şey var mıydı? Uhdesinde böyle hani bir film çekmek isteyip de zihninde geliştirdiği, yapamadığı?
53 tane senaryo var öyle. Büyük senaryolar, tarihi. Bütün tarihimiz var orada. Kimse 53 tane senaryo yazdı mı bunları? Yazdı ve çekilmeyen. Mesela onlardan örnek verebilir misiniz? Hani hangi başlıkları taşır, nelerle alakalıdır? Vallahi şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet tarihinin önemli siyasi olaylarının her şeyi var. Bir ikisi kitap olarak basıldı. Gazi ile Latife, Şeytan Aldatması, o Menderes nasıl asıldı, Şeytan Aldatması. Puşkin Erzurum'da, Koca Sinan, Mimar Sinan. Kitap olanlardan bahsediyorum. Bu senaryolar sadece sizde mi var? Gazi ile Latife ile o Şeytan Aldatması ama onlar esaslı senaryolardır. Öyle çok özür dilerim. O esaslı senaryolar çekilmedi. Onlar da büyük filmler olacak. Tarihimiz var. Yani son yıllarında anladığım kadarıyla tarihi senaryolara çalıştı. Yok, eski böyle teklif edilip de sonradan vazgeçilmiş senaryolar. Yok canım öyle. Kimse bir şey teklif etmeden hiçbir şey yazmazdı. Enteresan, evet. Okuyordu, kendisi notlar alıyordu. Bir şey teklif edilecek. Çalışacak. Böyle bir kültür diyalektiği yazıyordu. Yazmak istiyordu böyle karşılıklı. Tarihin kültür en başından bugüne kadar Doğu Batı kültürü böyle diyalektik. O tarihte şuradan oluyor. Bu öyle çalışmayı notlar, bir şey yaptım. Öyle notlar var. Notlar halinde var. Ve onlardan ne filmler çıkacak, ne kimlerle kimler karşı karşıya aynı tarih. Müthiş o Timur'la bilmem kim Batı'da Montesquieu. İnanılmaz şeyler var böyle neler buluyorum. Neler buluyorum. Öyle kendiliğinden aman ben şimdi şunu yapayım da gideyim de çünkü hiç kimseden bir şey istemediği için ne Kültür Bakanlığı ne Ürümaj. Atıf Yılmaz öyle değildi ah canım. O böyle geniş yürekliydi. Kız bana bir zengin bul şu filmi yapacağım. O böyle Kültür Bakanlığı'ndan yapardı. Canımdı o da ya canımdı. Bunlar çok hoş adamlardı inanın yani. Bu Metin Erksan, Lütfü Akat yani. Aynı kalite değil ama. Yayınlanmamış senaryolardan aklınıza gelen başka şeyler var mı? Konu başlıkları. Mesela bu Hollywood'un yapmak isteyip de bu reddetti. Yap biraz karıştılar. Ya şu Beatrice yani Hristiyan kahramanı biraz da Hollywood artık yapacak. Halit Refik'i de Hollywood'a film yapmış olacak. Çok zengin ve meşhur olacak ve Amerika aleyhinde olmayacak. O da Amerikancı olacak. Yapamadılar bunu. Onun fiyatı yok. Onu yapamadılar. Evet böyle önce peki dedi filan. Elliot ne? Aldı. Ha. Yaralı Kartal. Yaralı Kartal. Mesela Yaralı Kartal var. Var böyle önemli şeyler var. Yani şu anda tam olarak aklıma gelmiyor ama böyle çok enteresan dönemlerimiz. Bu Yaralı Kartal'da mesela işte Beatrice. Bizans İmparatoru'nun yeğeni bir de Selçuklu şey var. İşte o yaralı kızı alıyor elini sürmeden alıyor. Nişanlısı var bu esir düşmüş götürüyor teslim ediyor ama adam okla bunu yaralıyor. Ama kız sonra hep bunu aradı böyle platonik ama o tarihlerde o haşhaşıyunlar 13. yüzyıl düşünebiliyor musunuz Anadolu? Bayıldı Hollywood. Arkadaşı götürdü herhalde onu ısmarladılar götürttürdüler o Elliot Stout dediğim hani o. Doktora öğrencilerini getiren, evet doktora Halit Refik'i tanıyın diyen. Driving Mrs. Daisy, Mrs. Daisy'nin şoförü Halit'in hanım filminin taklididir diyen Elliot'a. Sen dediler ne yap bu razı et. Fakat bir gün bir telefon geldi Hollywood'da. Ben de dinliyorum ne seviniyorum artık diyorum para problemimiz bitecek. Yerden yere vuruyorlar artık met edecekler büyük yönetmen olacak. Bu hep sakin bekliyor bir şey böyle. Bir gün Hollywood'dan telefon geldi. İşte bir yer calling, is Mr. Refik, his home, aldı şeyi. Böyle gülerek önce gülüyor, ondan sonra böyle inanın yani 2 dakika bile olmadı. Sonra şöyle yes. Böyle 2 dakika olmadı. No, thank you, maybe another time dedi, böyle telefonu kapattı. Demişler ki ya şu Beatrice'yi de biraz işle, sen hep burada bak kahramanın senin Selçuklu. Şimdi biz bu İran'dan falan nefret ediyor bizim halkımız Hümeyni'den falan. Burada Müslüman sen kahraman yapmışsın. Biraz şu Beatrice'yi işle biraz daha hoş biraz işler yap. Biraz seküler bir karakter bul bir şey yap. Biraz böyle evet bir hoşluk olsun. Konuşmadı bile telefonu böyle kapattı. Ben bayağı gidip arka odada ağladım yavrum ağlama dedi. Bu önden böyle başlarsa dedi. Benim ismi onlara da dedi ki Elliot böyle ay o kadar üzüldü arkadaşı kahroldu. Elliot dedi bir şartla yaparım dedi. Ah Halit söyledir. Oscar'ı garantiliğin yaparım dedi. Oscar. Yani böyle bir alay etme olabilir mi? Garantiliğin
Halit, biz Oscar'ı nasıl garantileyelim? Umurunda olmadığı için, yani umurunda olmadığı için öyle değiştirmemiştir. O böyle burayı gösteriyor, 13. o Selçuklu'daki o nasıl söyleyeyim, fazilet, o feraset, erdem, fazilet, yüksek ruh gösterecek. Ötekinin nişanlısı yani. Şu Beatrice'yi bir parçacık. Dedi ki, vallahi dedi, ben dedi bu kendi istediğim Elliot dedi, film olmayacaksa. Elliot kalktı geldi ağlıya ağlıya. Bu benim istediğim film olmayacaksa dedi, beni dedi Muhammed Ali Clay'in karşısına çıkaracaksınız ringe. O yumrukları niye boşuna yiyeceğim dedi. Çünkü 30-40 milyon dolar harcanacak. Tabii. Ben dedi ringe çıkaracaksınız, Muhammed Ali ile dövüşeceğim. Bu dedi benim tam istediğim gibi olmayacaksa ben o yumrukları niye yiyeyim dedi Elliot'a. Sonra ama Elliot geldi, Hanım filmini seyretti 2 sene sonra. O son öğrencilerini getirişiydi işte Halit'i. O öğrencilerini getirdi. Aman dedi yavrucuğum dedi, sakın ha sen bu karı kocaya dedi bahsetme dedi. Böyle Hanım filminden Elliot öyle o filmden. Kapıyı çaldılar, kapıyı açtık. Hanım filmini görüyor muyuz? İngilizce diyor. Are we going to watch Lady Tonight? Aa, hayret içinde. Neyse film bitti. Işığı açtık. Sessizlik endi. İkisi de böyle çok şiş koydular. Böyle yüz yuvarlaklar. İkisi de gözlüklü. Sessizlik, eyvah dedim, hiç beğenmediler. İkisi birden aynı anda gözlüklerini çıkarıp çıkıra çıkıra ağlamaya başladılar. Ve Elliot dedi ki, Halit'cim dedi, ne kadar haklısın dedi. Bu Amerikalı arkadaşları öyle derler. You are right, haklısın. Halit dedi, ne kadar haklısın dedi. Sen dedi düşünen insanlar için film yapmışsın. Biz Amerika'da çoluk çocuk için film yapıyoruz dedi. Yani Hollywood teklifini reddetmesine 2 sene sonra şey hak verdi. Sen dedi haklısın dedi. Öyle diyordu. Yani çoluk çocuk filmi olacak. Halbuki o bu böyle derin bir şeyler olması lazım. Günlük falan tuttu mu hiç böyle bir hatırat ben yok. Günlük? Ben yok. O günlüklerde herkesin dosyası var. Oğuz'un dosyası var. Bütün sevdiği insanların. Tabii tabii. Büyük insanların yani o Semih Günver gibi böyle işte büyük elçiler olsun ne bileyim işte Semih böyle. Semih Günver. Evet. Sonra Dışişleri Bakanlığı da yaptı. Çok olağanüstü bir şarkı. Zorro gibi diye kitabı var. Fatih'in evet. Üstü Zorlu'yu anlatan. Ben bir kiraz ağacı olsaydım evet. Güzel günler çabuk geçer. O kendi anıları büyük elçiyken müthiş o Strasbourg'da. Yumruğunu masaya vurup böyle o Strasbourg daimi büyükelçisiydi. Ortalığı yıkıp viran etmiştir filan. Oğuz Atay'ın. Yavuz Turgul'un, Oğuz Atay'ın, Metin'in filan herkesin öyle dosyaları var. Onların biriktiriyor yazılarını, onlar hakkında çıkmış şeyler öyle. Ben yok. Ben bugün şunu yaptım. Ben kelimesi yok. Onu böyle bence bir taktik olarak biliyor musunuz? Bir yaşam mottosu olarak ben olmayacak ve hakikaten yok. Günlük münlük yok. İşte mektuplarda filan bu Metin'in mektuplarını şey derseniz. Yani ben onları görmedim ama merak ettim şimdi. Metin'in mektuplarını istiyorum. Merak edin. Şeye gidiyor, film çekmeye gidiyor. O gün mektup atıyor, o kadar seviyor. O gün mektup yazıyor filmde set arasında. Akşama evde misin, geliyor musun, beni seviyor musun? Ama sonra da Halit Refik asılmalıdı. Ama işte bu tezatlar, bu kontrastlar metin yapıyor. Evet, çok tatlı ve çok keyifli ben bir ilişki. Ben onları yaşarken tabii farkında değildim biliyor musunuz? Bunların böyle büyük adam olduklarını. Canımın fark ettim. Bir baktım ki o müzik bilgisi falan Adnan Saygun dedi ki ben sizinle öyle demiş bir akşam çok mutlu olmuştu. Onlar arka odaya gidip konuşurlardı. Biz de burada yemek tarifi eşinden. Ne yapalım ben de bir kıskançlıktan çatlardım. Ben sizinle konuştuğum gibi bugüne kadar kimseyle konuşmadım demiş. Müthiş bir müzik bilgisi vardı. Büyük bir müzik kültürü vardı. Ona ben anladım canımın ama öteki insanların Metin sonra Atıf Yılmaz'ı da son hepsinde haklıydı. Çok seviyordu. Atıf Yılmaz'ın nasıl bir adam olduğunu. Böyle insanları biliyor musunuz küçük kusurları, zaaflarıyla değerlendirmeyeceksiniz. Yaptıkları büyük varsa bir şey, yaptığı bir şey artık o zaaflar bir kenara atılacak. Değil mi? O zaman dünya kadar Nazi büyük yazar, şair var değil mi? Doğru, şimdi tek tek evet. İsimlerini saymayalım. Nazilik yapma. Büyük felsefeciler var. Var. Şimdi isim saymayalım. Yani o zaman milliyetçilik ne yapsın adamcağız? Fakirler, açlar, Almanya'da para yok. Yani onun için yani bizim şeylerimiz de öyle. Benim canım hiç öyle değerlendirmezdi. Metin ne derse desin yavrucuğum.
ne yap, onun adı Metin'dir, ne yapsa yeridir derdi. Kendisine ne söylerse söylesin, ne söyler, o onun Metinciydi. Kemal Tahir'di. Kızsa da ona, bağırsa, çağırsa da onun Kemal Tahir'iydi. İşte ben olmadığı zaman bunu yapabiliyorsunuz. Bakın ben olduğu zaman o zaman kavga ediyorsunuz. Evet. Değil mi? Çok şey... Bu hoş bir şey. Hoş bir şey. Fena değil bu. Evet. Çok akıllıca. Çok akıllıca. Bir şey merak ediyorum. Yabancı sinemada, işte Uzak Doğu sineması, İran sineması, Batı sinema, bunlara merakı var mıydı? Oo, Uzak Doğu sinema, Kurosawa falan. Yani sevdiği yönetmenler arasında sanırım. Satyajit Ray, Hint yönetmen. O son senelerinde bizi Hindistan'a devlet yollamıştı. İşte bunun canımın bir filmi gösterilecekti. Orada gittik. Orada Satyajit Ray'ı gitti ziyaret. Hiç kimseyi kabul etmiyormuş. Demişler ki yahu demişler. İşte 20 küsur sene önce Moskova'da festivale gittiğinde Satyajit Ray da var. Bu gencecik bir oğlan. O böyle yaşını başını almış bir yönetmen. Orada gidiyor konuşuyor. Diyorlar ki o filmin yönetmeni diyorlar. Hindistan'da Gurbet Kuşları Altın Şehrin Fatihleri adını alarak Hindistan'da gösteriliyor. Gurbet Kuşları. Altın Şehrin Fatihleri. Hoş bir at değil mi? Evet çok hoş bir at. Diyorlar ki işte onun yönetmeni deyince hiç kimseyi kabul etmeyen Satyajit Ray, Pater Pançali falan muhteşem filmleri vardır Satyajit Ray. Çok büyük bir yönetmen. Onu ziyarete gitti. Orada fotoğrafları var. Çıldırdı Satyajit Ray'ı ziyarete gittim diye. Çinli yönetmen Si Jin vardır. Onu bir şeyde festivalde tanımıştı. Kurosawa, Japon. Biz böyle sadece batıda Bergman'ı bir tanıyamadı. Çok istediler İsveçliler. Faroe Adası'na götürsünler. Bergman'ı tanısı. Oliver Stone da tanışmak istemiş. O köydeki bizim eve gelsin dedi. O MPQ'nun editörü kendi evindeki tabloları satıp da o dergiyi çıkaran yayın yönetmeni Nathan Gardas bizim dostumuzdu. Çok severdi canımı. O istedi Oliver Stone'u bir tanı diye. Çünkü onun Oliver Stone'u bir filmini anlatmasını, Oliver Stone arkadaşıydı, Oli Oli diyordu Nathan ona. Bir filmi anlatmasını, onun bir filmini ben Nathan demiş ki Oli'ye ya demiş bak Türkiye'de bir yönetmen var senin filmini böyle böyle anlatıyor. Kimse benim filmimi böyle anlamamıştı. Benim bu adamı tanımam lazım demişti. Yani öyle bir şey böyle garip biliyor musunuz? Ne kadar mütevazı olsanız da alçak gönüllü, böyle kimse sizin filminizi gazetelerde evet etmese falan. Eğer bir değeriniz varsa dünyada sizin şeyiniz ulaştırıyor sizi kesinlikle, oraya. Kesinlikle. Çok varsa haklısın. Bir değeriniz. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz Gülpü Hanım. Yani... Birçok bilmediğimiz meseleyi, konuyu, isme dair hatırayı sizin sayenizde öğrendik. Ne gevezelik ya estağfurullah olur mu öyle şey? Gevezelik. Hayır estağfurullah. Yarım kalmış bir program oldu. Evet yani. Ay çok teşekkür ederim. Sizin de belki müştekil olarak böyle bir Oğuz Atay programı, bir Metin Erksan evet, programı evet. Ayrı ayrı. Bir de sizin de bütün bu bunlar hayatın tarihe kalacak şeyler. Evet. İçerisinde akademik faaliyetlerinizi nasıl devam ettirdiğinizi de onu mesela hiç konuşamadık. Müzik hocasısınız. Profesörsünüz izleyenlerimize söyleyeyim, onu hiç konuşamadım. Ama yani şöyle söyleyeyim, evet ne kadar bu pırlanta gibi çocuklar, bu cevherler ve yani ben onlara ulaşamıyorum eğitim hayatımda. Çok güzel yani bölüm başkanlığı yaptım birkaç sene. Gittik çocuklarla güzel şeyler yaptık ve görüyorum bunun karşılığını da. Birkaç çocuk bile olsa devşirmen tabii. Var. Eyvallah, eyvallah. Az sayıda da olsa çok, var. Çok teşekkür ederim. Ben sağ olun. Teşekkür ayağınıza ederim. Sağlık. Ben teşekkür eyvallah. Ederim. Sevgili dostlar, Kıraathanemizin yine sonuna geldik. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.